her şey Ahmet'ti. Affetmeyecek beni. Ya Yıldız abla, umudunu kesme. Bak bizim babamdan hala ümidimiz var. Mine, adam beni öpme dediğim duymuyor mu? Vallahi Yıldız abla, ben de çok şaşırdım. Resmen ayının bir kovan balı reddetmesi gibi bir şey bu. Ne ayı? Kovan içinde bal olduğunu anlamayacak kadar ayı. İşleri tahmin ettiğimizden de daha zor kızlar. Kuzey bir erkeğin en büyük zaafına bile yenilmedi. Ne yapacağız peki şimdi? Ya kıskandırmayı denedik, olmadı. Yıldız ablanın cesur davranmasını denedik. O da hiçbir işe yaramadı. Ben biliyorum artık ne yapacağımızı. Aşkımı kalbime gömüp hayatıma devam edeceğim. Saçmalama Yıldız, ne gömmesi? Kuzey Yıldız aşkı ölmedi. Sadece solunum yetmezliği yaşıyor. Suni teneffüs yapacağız. Yenge, adam beni öpme dediğim öpmedi. Suni teneffüsü reddet dediğim siz de hala anlamıyorsunuz mu? Yıldız abla bak, vazgeçmek yok, tamam mı? Sizin aşkınız nerelerden döndü? Şimdi mi kurtaramayacağız? Kurtaramayacağız. Ben Kuzey'in gözlerine baktığımda bittiğimi gördüm. Gözlerinde bana bakmadığını gördüm. Artık ne yapsak da boşuna. Bitmedi diyorum Yıldız, bitmedi. Ben bitti demeden de bitmez. O öküzü bir şekilde akıllandıracağız. Yeter yenge, yeter. Sizin yüzünüzden hiç yapmayacağım şeyleri yaptım. Asla yapmam dediğim her şeyi yaptım, yine de olmadı. Artık sizin dolduruşunuza gelmeyeceğim. Ya Yıldız abla bak, biz babamı tanıyoruz. Seni sevdiğini bildiğimizden oluyor böyle. Sevmeyeyim, sevmeyeyim. Artık bunu sizin de benim de kabul etmemiz lazım. Oy, çeyizim gibi sakladığım 20 yıllık aşkımı artık kaldırıp atmanın zamanı geldi. Ne yapıyor ya bu? Ay ne bileyim, aşkını bir yerde saklıyordu herhalde. Onu çıkarıp atacak. Pusulayı mı? Aa! Yok canım. Yıllanmış hiçbir şey istemiyorum artık. Yakacağım bunların hepsini, yakacağım. Ana! Yıldız etme yenge, etme. Bak gözünün nuru bunlar senin. Yapma yengem. Yılanın emeği var burada. Hepsini yakacağım ha bunların. Hepsini yakacağım. Yıldız. Hepsini. Yakacağım hepsini, yakıp kurtulacağım. Kız ne bakıyorsunuz? Gelsene de delirdi bu. Bunları yatak odamız için işlemiştim. Neyi sever bilmediğinden 3 çeşit işledim. Hepsini yakacağım ha. Bu da Kuzey Yıldızı içindi. Salonumuzun en güzel yerine Kuzey Yıldızı'nı koyacaktık. Altına da bunu serecektim. Ya Yıldız abla, yüzünü bölmek istemem de bu nasıl bir vizyonsuzluktur ya? Oldu olacak, televizyonun içinde bir tane örtü yapsaydın. Sen geç dalganı Mine. 20 yıl boyunca her yıl bunları yıkadım, kuruttum, ütüledim, katlayıp sandığa geri koydum. Siz bilir misiniz hiç kullanılmamış, eskitilmemiş çeyizin ne kadar acı verdiğini? Haklısın Yıldız abla, ben sadece... Bu mendilleri de o koca burnunu silsin diye işlemiştim. Sen neden bahsediyorsun Mine? Yıldız. Sakin ol yenge. Sakin ol. Hadi maviş. Hadi kalk, kalk. Bunların hepsini yakacağım yenge. Yakıp kurtulacağım. Yeter artık. Ben boncuğum. Sefer! Hadi tüp bitti! Yavaştan evini yıkayan, çıkıyorum işte. Hayret bir şey ya. Oğlum bu nasıl şampuan? Avatar gibi oldum. Şu halime bak, yapış yapış oldum ya. At sütü müdür nedir? At sütlü diyor, öyle şampuan mı alınır? Kuzey gözünü seveyim, sen de bu koklu oğlum hala ayı kokuyor mu ben ya? Oo. Oğlum bu nasıl bir ayı kokmak? Hakikat mı lan? O ne lan? Ne? Lan! Bu ne lan? Oram yandıydı zaten, parça mı koparmış oradan, saldırmış mı? Bu ne bu? Ayı üstüne tüyünü bırakmış ya, nay diye. Sen nasıl açıklayacaksın bunu ya? Helal olsun be. Helal olsun Pampa.
dalga geçiyorsun değil mi? Oğlum vallahi üzerimden koku çıksın diye bütün her yerimi böyle liflerle keseledim lan. Etlerim yüzüldü bütün. Vallahi karşıma senin problemin artık. Ayı senin kokunu aldı bir kere. Bundan sonra sen nereye? Ayı oraya. Hakat mı oğlum? O hayvanları öyle unutmuyorlar mı? Hakat bulur mu beni? Tabii lan. Niye işedi senin üstüne? İşaretledi. Artık sen nereye? Ayı oraya. Geçmiş olsun. Hakat işedi ya. Kuzey. Ha? Vallahi kaçalım. Bak bu ayı beni buralarda bulur bak. Lütfen biraz pampanı düşün. Denize açılırsak bulamaz. Denize gidelim. İnelim şu dağdan. Hadi lan. Vallahi sen nereye iniyorsan in. Ben hiçbir yere inmiyorum kardeşim. Vay be. İnmiyorsun ha? Kardeşini burada paramparça etsin ayı. Sen aşkının peşinden git. Ne kadar ihanet etsen de ben biliyorum. Aşkın için burada duruyorsun. Ne alakası var lan? Buradan biri gidecekse o da Yıldız. Ben değilim. Şimdi müsaadenle üstüme sinen hayvan kokularından arınmak için duşa gideceğim. Ne alaka lan? Senin de mi benim ayı yokla üstüm mü kokuyor? Yok canım. Senin belalın ayı, benim belalım kırmızı kafalı bir keçi. Her yerime sindi, üstüme başıma sindi kokusu. Her yerine mi? Oğlum ne ayaksın sen? Ne biçim konuşuyorsun? Her tarafına koku falan. Ne yaptınız bacımda? Ne demek anlamadım. Oğlum, senin kardeşin Allah'tan iffetli bir erkek çıktı. Bacın üstüme atladı. Zor kurtardım kendimi. Bacım üstünden... Bacım niye üstüne atlasın lan? Lan! Üstünden atlamıştır o. Allah Allah ya. Oyun yapmıştır. Oğlum bak orada şampuanı sakın sürme kafana bak. Felaket bir şey. At sütlü müdür nedir? Onu sakın kullanma. Yapışır bütün saçların. Alından kalkmıyor ya. İyi bari ev sıcak ya bu sebebi. Ağla kızım ağla. Ağla açılırsın. Aa, bu son ağlayışlarım yenge. Daha ağlamayacağım. Bitti. Bitecek ağ bundan sonra. Aa, bu sandıkla birlikte her şey yanıp gidecek. Gidecek. Hepsi gidecek. Dur Yıldız dur. Dur yengem. Bunların ne günahı var? İnsan emeğini yakar mı hiç? Yakar yenge. Yakar. Aa, bunları yakacağım. Yakıp da kurtulacağım. Yeter artık yeter. Hayır Yıldız. Hayır Yıldız. Müjdemi isterim Yıldız. Allah mı gönderdi kız seni? Ne müjdesi? Kuzey bizim çakma Antonio Banderas'ı dövmüş. Ne? Hevallah. Kafasını arabasının camına sıkıştırıp vermiş ayarı. Yıldız İnan bir daha asla görüşmeyeceğim demiş. Ya ben biliyordum be, biliyordum benim babamın bunu yapacağını. Fatih, kim dedi sağ bunu? Aykut dedi. Seni aramaya korkunca beni aramış. Bana bak, siz beni kandırmıyorsunuz değil mi? Yok ben de, ben de. Kız inanmıyorsan ara Aykut'u sor. Ne arayacağım elin gitar hocasını? Bir de ona mı kendimi rezil edeceğim? Ya adam rezil olmuş, adam. Sen alt tarafı arayıp bir geçmiş olsun diyeceksin. Yani. Bak, beni kandırmıyorsunuz değil mi? Aa bak bu yine yaptığınız oyunlardan biriyse çok fena olur ha. Ara hadi, ara. Arıyorum bak. He, ara. İyi arıyorum. He, ara. Alo, Aykut Bey merhaba. Ne oldu Yıldız Hanım? Neden aradınız? Ben geçmiş olsun demek için aradım. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun da mümkünse bir daha beni aramayın. Numaramı da telefonunuzdan silin. Hatta adımı dahi unutun. Lütfen. Ben daha çok gencim. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Kötü bir şey yoktur inşallah. İyi misiniz? Hiç iyi değilim. Ya senden bacım kardeşim diye bahseden adam. Yolumu kesiyor ve Yıldız'dan uzak duracaksınız diyor. Tam olarak öyle mi dedi? Yani Yıldız'dan uzak duracaksın mı dedi? Ya daha başka şeyler de söyledi de. Özeti bu. Aykut Bey vallahi çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben daha çok üzgünüm Yıldız'dan. Lütfen bir daha beni aramayın. Dizsiz ordu be. Efendim? Hatlar karıştı. Hatlar karıştı Aykut kardeşim. Çok geçmiş olsun ha. Hayırlı günler ha. Oy. Vallahi seviyi, billahi seviyi. Ya sen benim babamı ne sandın Yıldız Hanım? Kaç yıllık Kuzey Mollaoğlu, 2 günlük Antonio Banderas'a mı bırakacaktı meydanı? Aa, bırakmamış ya. Aslanım Kuzey'im be, aslanım. Karadeniz'in kurçun çocuğu. Gördünüz mü? Nasıl da koymuş postayı. O zaman şimdi ne yapıyoruz?
büyük savaşı başlatıyoruz. Yaşa minnoşum, yaşa. Artık Kuzey'in yıldızı sevdiğine emin olduğumuza göre yeni stratejiler deneyeceğiz. Babamı bu kadının aşkına inandıracağız. Hem de bir şartla. Yıldız, sen kendine hakim olacaksın ve bu bilgiyi Kuzey'e asla ve kat'a belli etmeyeceksin. Niye? Sır mı? Sır değil de yani sen şimdi adamın karşısına dikilirsin, gıcık verir gibi. Beni kıskanmışsın, Aykut'u dövmüşsün dersin. O da inkar eder, iyice ola inada bindirir. Evet, evet. Sen hiçbir şey belli etmeyeceksin. Sadece hedefine odaklanacaksın ve kaleyi içten fethedeceksin. Tamam, edelim bakalım. Hadi arkadaşım, al bana dünyaları verdin ha. Ne demek canım benim? Sen yoksa Kuzey'in hakikaten seni sevmediğine inandın. Neredeyse inanıyordum vallahi. Neredeyse mi? Sandıkla beraber her şey yağıyordu deli. Tamam o zaman, haydi toplayayım ben. Yenge al, al şöyle düzgünce koy da. Ver ver, içi suda çok da karışma. Her şey yani. Al şunları da şöyle koy. Bak koca burada. Gidip yap. Alo, ne yaptınız? Alabildiniz mi raporu? Yok yavrum, alamadık ya. Daha doktora bekliyoruz burada, sağlık ocağının önünde. O gelene kadar burada soğuktan donar da ölürsek diye son kez bir sesinizi duyalım dedik. Ay canım benim, niye öyle şeyler söylüyorsun? Allah korusun. Raporu almadan başınıza hiçbir şey gelemez. Evet ya, bana bak. Eğer devamsızlıktan sınıfta kalırsam başınıza çok büyük bela olurum, haberiniz olsun. Size güvenip çıktım ben o işim dağına. Tamam ya Baldur'un yengem ya, ne kızıyorsun, ne bağırıyorsun ya? Tamam alacağız, o iş bizde dedik, rahat ol. Ya şimdi ver şunu bana. Alo. Sen hiç merak etme sevgilim, biz şu an sağlık ocağının önündeyiz, doktorun gelmesini bekliyoruz zaten. Aha geldi bacarak, geldi geldi, yürü. Bak geldi zaten, hadi kapatıyorum. Kapattı. Kazamız mübarek olsun kardeşim. Abim. Nasılsın, iyisin inşallah. İyiyim. Vallahi ben çok iyi gördüm Cihan abimi. Maşallah full karizma takılıyor. Teveccühünüz. Sadece karizma değil, aynı zamanda yürüyen bir iyilik makinesi adeta. Baksana adamın yüzünden nur akıyor ya, nur. Sen var ya Cihan abi, kesin, bak kesin diyorum cennetlik adamsın, vallahi var. Tabii oğlum, bize yapacağı iyilikten sonra başka nereye gidecek diye. Ne iyiliği yapacakmışım ben size? Şey abi, rapor vereceksin ya bize. Rapor mu? Tamam, yapayım muayenenizi, vereyim raporunuzu, gelin. Yok abi ya, rezalet ediyorsun ya. Muayeneye falan gerek yok. Zaten rapor da bizim için dersin. Ben öyle hastayı görmeden rapor falan veremem. Yok ya Cihan abi, sen bizi yanlış anladın abi. Ya bizim kızların geçmiş gün için rapor ihtiyacı var da hani bizde. Siz şimdi bana diyorsunuz ki, sen görevini suistimal et, Hipokrat'ın kemiklerini sızlat, öyle mi? Ne? Hipokrat oğlum. Ya yok abi ya, bizim onunla bununla işimiz yok. Bizim rapor şeye lazım, Göksel'e mi ne? Ya hem kırmazsın bizi değil mi abi? Pembe ablanın yeğenleri senin de yeğenlerin sayılır. Yap bir güzellik ya. Eyvallah abi ya. Bak şimdi sen rapor vermezsen hem kızlar sınıfta kalacaklar. Sınıfta mı kalsın kızlar? Bana ne efendim? Okulu kırarken bana mı sormuşlar? Yok, bize sordular abi. Nasıl yani? Bize sordular abi. Yani biz de dedik ki Cihan abimiz bizi kırmaz dedik. Vakti zamanında o da okullu olmuştur. O da bir iki gün kırmıştır dedik. Yanlış mı dedik? Yanlış demişsiniz efendim. Ben doktor olabilmek için anaokulundan fakülte son sınıfa kadar bir gün bile okulu kırmadım. Ömrümün 3120 günü benim okul sıralarında geçti. Yani? Yani onlar sınıfta kalmayı hak etmişler. Bir daha da bana böyle işlerle gelmeyin. Gelmeyin! Adama yakışık dedik, karizmatik dedik, inanmadı tabii. Ne olacak şimdi? Kızlar bizim yüzümüzden sınıfta mı kalacak abi? Semin ya, of Emin ya. Her şeyi bana sormasın oğlum. Çözüm odaklı gel azıcık ya. Söz verdik oğlum. Söz verdik. Ne yapacağız, edeceğiz? Bir şekil alacağız o raporu. Evet. Kalem, kalem ya. Vallahi. Ulan en son askerde böyle patates soydum, doğradım ha. Ulan Kuzey, vallahi ne şanslı adamsın ha. Birazdan sana 10 numara patates kızartması yapacağım böyle. Barnaklarını yiyeceğim, barnaklarını. Yine en yeşillendi fındık dalları. Yine en yeşillendi fındık dalları. Acep ne olacak yarın halları? Acep ne olacak yarın halları? Dalgalanıyor pembe şalvarı. Dalgalanıyor pembe şalvarı. Kız Allah'ım pullan gel, gel, gel yanıma. Kız Allah'ım pullan gel, gel, gel yanıma.
Gel, gel yanıma, yanıma gel. Allan pullan gel bir şekilde gel pullan. Allan pullan gel, allan pullan gel. Sefer! Ne oldu lan? Uçak. Ayı mı geldi, ne oldu? Ayılar kovalasın seni lan. Şofbenin tüpünü bitirmişsin ya. Ha. Oğlum o şofben öyle hemen bitiyor mu lan? Nasıl bitmiş? He bitiyor. Git oradan bana o ocağın tüpünü getir. Hadi azıcık bir işim kaldı zaten. Oğlum getiremem onu. Kahvaltı hazırlıyorum zaten. Onda da az kaldı. Pırpır edip duruyor yani. Getiremem onu. Oğlum azıcık bir işim kaldı diyorum. Şu halime bak. Getir şu tüpü. Burada var işte şunun gülünün içindeki. Ulan bu da bitmiş ya. Lan delirtmesene insanı. Hem tüpü bitiriyorsun hem yedek tüpü vermiyorsun. Delirteceğim beni ha. Tamam lan gir içeri üşütme. Ben gidip geleceğim hadi. Ver şu tüpü. Ne yapıyorsun oğlum sen? Donuyorum ya ben. Tamam lan. Vallahi Allah cıvık. Cık ya. Allah'ım bir dahakine bu sandığı düğünümde açmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Aa bu çeyizlerimi yeni evimde kullanmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. 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 Amin de ne oluyor ya? Mevlüt falan var hayırdır? Yok seferim ya. Yıldız'dan Kuzey için dua ediyor. Ya dua edeceğiniz adama bir kova su getirin yani. Adam kaldı, duşta kaldı. Duşta böyle her yeri kopuktu falan, tüp bitti. Aa, ver. Ben götüreyim. Korkma. Hadi nedir bu? Ne duası öyle? Kuzey var ya, Aykut Hoca'yı fena dövmüş. Kemiklerini kırmış. Dövmüş mü? Demek o kadar kıskanmış yani. Oh, hem de ne kıskanmak. Adamın kafasını arabanın camına sıkıştırıp tehdit etmiş. Yıldız'dan uzak duracağını demiş. Vay be. Kuzey Efendi'ye bak. Ulan Kuzey alacağın olsun Kuzey. Beni bugünden bugüne bir kere böyle kıskanmadın lan. Senin o kıskanan yerlerin kopsun kurusun. Belin tutulsun. Evin yansın. Evin yansın Kuzey. Ver asla, tamam hadi. Hale bak ya. Adam Yıldız'ı kıskanıyor, suyunu ben taşıyorum. Fakat ya, sen niye götürüyorsun? Yıldız, sen götür. Hayır canım, ben taşırım, ne alaka? Bırak diyorum, Yıldız, sen götür. Hazır umutlanmış ki. Ya yenge bırak. Aha tamam, çok istiyorsa o taşırsın. Tamam, ben çok istiyorum, çok felaket istiyorum, ben taşırım. Ay yeter Sefer abi, bırak şunu. Bırak. Kız? Ya bırak, Allah Allah. Al Yıldız abi sen bunu. Şimdi doğru babama ve unutma. Hiçbir şeyi belli etmiyorsun, nazik oluyorsun ve güler yüzle taşırsın, tamam? Tamam, tamam haydi. Saçma. Geç kızı yavaş. Geç oturur musun lütfen yanayı? Ya bu nedir ya? Ha? Adam çıplak çıplak duş diyorsun, köpük diyorsun kafasında yani. Az önce amin amin diye dualar ediyordunuz. Bu neyin rahatlığı ya? Sefer sen bunu mu dertleniyorsun? Ya niye içeri girmez güğümü kapıdan uzatır Allah Allah. Belki de girer. Bilme şımarmayın.
şurada da var, şurada da. Sen yaktın değil mi evimi? Sen yaktın, pişman oldun, sonra da geldin söndürmeye çalışıyorsun. Hey, ula töpüm bitti diye sağ sıcak su getirdim. Yetmedi evini, belki de hayatını kurtardım. Daha hala ne konuşuyorsun? Ya sana ne benim tüfümden, sana ne benim sıcak suyumdan. Ayrıca sen bekar bir erkek banyo yaparken evine girmeye utanmıyor musun? Hatırlatırım, o erkek bekar değil, evli. Hatırlatırım, o erkek evli ama senle değil. Ula, keşke bıraksaydım da ateşler içinde cayır cayır yansaydım. O yangın bitti canım. Bitti, kül oldu. Geçmiş olsun, bir daha yanmam ben. He, sen onu benim külahıma anlat. O ateş küllerinden yeniden doğacak. İçinin nasıl cayır cayır yandığını bilmiyorum sanki. Ne diyorsun sen ya? Hiç, sana inanmıyorum diyorum. Beni sevmediğine inanmıyorum. 20 yıldır aşkımla, 3 günlük aşkımla meydan okuyorum. Okuyacak bir şey kalmadı anam. 3 günlük aşkım 3 günde söndü gitti. Geçmiş olsun. Göreceğiz bakalım sönmüş mü sönmemiş mi? Aa ben de yıldızsam seni aşkından cayır cayır yakacağım ula. Yandım anam dedikçe su bile dökmeyeceğim sağa. Bayılıyorum senin bu özgüvenine. Nereden geliyor bu özgüven? Yazık be. Hodri meydan ula. Aa ben de seni fındık kabuğu gibi yakmazsam bağda kırmızı kafa demesinler. Hodri meydan, görüşelim. İnşallah. İnşallah. Sefer. Dur bacım. Çok heyecanlandım, çok duygulandım. Daha şimdiden böyleysek düğünde ne edeceğiz kız biz? Ay. O zaman nefeslerinizi tutun, sağlam bir yerlere tutunun. Gelin. Uzay boşluğunun en aşık damadı geliyor ha. Hazır mısın Yaşar? Ne bileyim ben ya. Anasım kuzusu. Seni böyle damatlıkla gördüm ya. Daha ölsem de gam yemem ben. Baba. Sen ne diyorsun, beğendin mi? Maşallah. Filinta gibi olmuşsun. Damat Ferit gibi olmuş. Kim? Damat Ferit. Ya şu Tarık Akan'ın oynadığı var ya. Ben kızıma da böyle siyah ışıklı bir damat yakışırdı. Papyon. Hay. İşte şimdi tam bir damada benzedin canım. Kamerim. Dünya mı duydusu? Gel de görelim artık seni, değil mi? Geliyorum, geliyorum. Bir şey demeyeceğiniz mi? Yoksa beğenmediniz mi beni? O kadar güzel olmuşsun ki. Dilimiz tutuldu. Gerçekten mi? Yemin olsun ki gökyüzünün en parlak yıldızı bile sönük alır senin yanında. Poyraz, sen de çok yakışıklı olmuşsun ama. Maşallah, pek yakıştılar birbirlerine. Yok ya, ben senin yanında Plüton gibi kalırım. Yani gezegenden sayılmam. Öyle deme Poyraz'ım. Sen benim için bu evrendeki tek ve en hayat dolu gezegensin. Savur kız eteklerini. Savur da rüzgarım rüzgarına kavuşsun. Ben de nişan istemiyorum. Direkt evlenek. Abla. Hı. Sen ne diyorsun? Nasıl olmuş gelinliğim? Ha? Beğendim. Çok güzel olmuş. Abla, ağlıyor musun sen? Ağlamıyorum, bir şey döndürdü ya, geleceğin bunu kaçtı. Çok yok yok, ağlıyorsun sen. Yok yok, ağlamıyorum. Ay, ya benim işim var diyor, onu unutmuşum ben. Abla? Ha, abla? Dur kızım, dur. Anne ne durması ya, görmüyor mu ablamın halini? Görüyorum, her zamanki deliliklerini görüyorum.
Sen kendi mutluluğuna bak, onu boş ver. Anne ne diyorsun sen ya? Hüngür hüngür ağlıyordu kadın. Çekin şuradan. Kızım, kızım. Çekil. Kızım nerede? Gitti, nereye? Kızım nerede? Tamam kızım, anne bir dur ben hallederim. Tamam, Kamer. Kamer! Abla! Ablaları bekle. Kamer bir dur. Kamer! Abla! Kamer! Abla! Ya Kamer durur musun? Bekle beni bir. Abla! Kamer bekle. Abla dur. Abla. Abla ne oldu sana böyle? Yok bir şey ya öyle. Bir an tutamadım ben kendimi. Abla sen beni böyle görünce aklına Cihan mı geldi? Yok ya. O mesele bitti gitti kapandı. Abla bana bak. Eğer evlenmemi istemiyorsan evlenmem. Ya düğün falan da yapmam. Ne? Yok, yok öyle bir şey. Yok, yok öyle bir şey. Ya olur, niye olmasın? Ya o kadar beklemişiz, az daha beklesek ölmeyiz ya. Ben ölürüm. Ölürüm Kamer. Valla ben bunu söz falan veremem. Ben kalp krizi geçirebilirim her an ha. Ölmezsin Poyraz, ölmezsin. Ablam evlenmeden evlenmeyeceğim ben. Hem o benden daha çok gelinlik giymeyi hak ediyor. Ya siz beni yanlış anladınız ya. Benim düğünde muğünde gözüm yok. Vallahi mı? He, vallahi bak kızım, eğer ki kadar aklınız varsa eğer durmazsınız bir an evvel hemen evlenirsiniz. Ya senin ağzın bal yesin Pembe ablam ya. Evleneceğiz tabii. Hem de böyle anlı şanlı masallardaki gibi düğünle evleneceğiz. Değil mi Kamer'im? Abla gerçekten mi diyor? He, gerçekten. Ben bundan sonra hem olmuş yeğenlerime hem de doğacak yeğenlerime adadım kendimi. Ya senin istediğin yeğen olsun Pembe abla ya. Biz sana boy boy yaparız. Hey be! Hey be yerine geldi ula! Pembe abla bak sana sözüm olsun. Düğün de en çok seninle dans edeceğim ha. Bütün ordu seni konuşacak. Diyecekler ki Poyraz'ın baldızı gelinden daha çok oynamış diyecekler. Siz mutlu olun bana yeter. Bundan sonra ben ancak öyle mutlu olurum. Ya ablam benim ya. Canlarım benim ya. Evet, o zaman ben başlıyorum. Beyazlar başlar. Da biraz unuttum. Biraz soracağım yani. Birkaç bir şey hatırlayamıyorum. Şeyi soracağım mesela. Ejderha nasıl gidiyordu? Bir şekil yapıyordu ejderha. Ejderha mı? Ha tamam. Deniz atı tamam. At Sefer. At. Sadece at. Tamam bağırma lan. Atsa at yani. Tamam at. Altı olmayan at mı olur diye şey yaptım. Neyse tamam. Nasıl gidiyordu o? L. L mi? Tamam o zaman. İlk açıyorum ilk. O zaman geniş bir L yapıyorum şöyle. L. L. Oradan oraya al. Sefer sen bilmiyorsun değil mi bu oyun oynamayı? Oğlum unuttum biraz da öyle. L dedin işte. Düz L, küçücük L. Bu ne bu kocaman? Ne yapacaksın ilk başta o zaman? Piyonla başlayacaksın. Piyanla mı? Tamam o piyanlar bir iki gidebiliyordum o zaman. Piyanı açtım şuraya al. Hadi al bakalım ben de böyle oynayayım. O sırada çok salaksın ya. Kesin yenileceğin ha sen. Neyse neyse dur. Dur ben bir piyan daha yapayım. Piyan hakkımız vardı değil mi? Abi. Bunda bir attım piyan. Ne yapıyorsun sen? Sıracı yapıyorum hadi bak. Efendim? Sıracı. Al sana sıracı. Al. Tamam oyna. Şah ve mat Seferciğim. Ulan bu şah mıydı? Ben... Ulan hep karıştırıyorum onu ben ya. Şah mı? Nasıl ya? Oğlum iki tane oynadık daha hemen. Şah mat bitti mi? Vallahi kardeşim ben çoban matı bekliyordum ama... Yani sen aptal olduğun için aptal matı oldu. Ha, sen beni iki hamlede aptal ettin. Ben de seni o zaman tek hamlede aptal ederim. Buyur. Ya ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Okey attın. Kuzey. Dur lan dur yine oldu. Vallahi aklımızı kaybederiz şey yapma. Böyle yaparsak vallahi bayılırız. Ayıntan da yok yani. Mars edeyim seni. Tavla oynayak mı? Şimdi tavlamız yok maalesef. Olsaydı iki ters bir düz hop işin tamamı zaten. Durma lan hayret bir şey. Sen yeter ki iste. Ben gider şimdi Yıldız'dan alırım tavlayı Mars edeceğim. Git al lan. Hadi git al. Bekle bekle. Hadi. Sana Mars'a tek gidiş bilet alacağım Mars'a. Şahaya bak. Bekle sen. Oy! Oğlum ne işiniz var orada?
Ya korkma abi, biziz ya. Kim olacak? Oğlum normal insan gibi kapıyı çalsanıza yani. Hayalet gibi sinmişsiniz arkasına kapının. Abi. Aşkım. Abi. Çık. Küsün ben sana. Sakın dokunma bana. Aşk olsun ya. Ufak şaka yaptık diye yani buralara mı geldi şimdi? Trip mi atıyoruz birbirimize peki? Ya affet Sefer abi ya. Ya tamam biraz fazla abarttı ama sen onun gençliğine ver. Hem sana güzel bir haberimiz var. Ha, neymiş güzel haber? Aa, bunun hastanede karıştırıldığını benim üvey kardeşim olduğunu mu öğrendiniz? Yok canım, benim öz kardeşim. Allah Allah. Hem ben bugün yani damatlığımı aldım bugün ya. Damatlığımı aldım. Vay, hayırlı olsun. Düğün tarihi ne zaman? Valla ben yarın yapalım dedim ama Kamer kararı aile büyüklerine bıraktı. Ah güzel. Karar aile büyüklerine kaldıysa o zaman ben de aile büyüğü olarak şu an diyorum ki bu düğün olamaz. Bir diğer aile büyüğü olarak da ben diyorum ki bu düğün olamaz. Allah korusun ya abilerim, ne diyorsunuz siz? Bak gelinlik diyorum, damatlık diyorum, aldık diyorum bugün. Ya Allah aşkına eğlenmeyin bizimle ya. Zaten anca yüzük kuyruğuna gelebildik. Tamam ya neyse. Bunlar zaten bir sıkıntı olur, sorun olur. Bunlar zaten evlenemez o gün. Ya abi ağzını hayra aç ya sen de. Hem kızlar nerede? İnsanda heves meves bırakmadınız ha. Ben kırmızı kafalıya sürgüne gönderdim onları. Tamam abi. E ben de gideyim o zaman. Bana bakın. Eğer ben yokken nişanlımı ortanıza alıp dövmeye kalkarsanız vallahi kötü olur ha. Kız saçmalama, olur mu öyle şey? Biz erkek erkeğe konuşacağız. Gönül rahatlığıyla gidebilirsin. Çok selamımızı söyle karşıya. Tamam. Benim selam verdim. Ah, vermen lazım. Vallahi ayıp olur. Neyse, bize selam ver burada sen. Gittin demek. Bütün kahveye benim kısır olduğumu söyledin ha Poyraz. Ben öyle bir şey yapar mıyım hiç? Onlar kendi aralarında konuşurlarken duymuşlar. Demek benim pampamın itibarını iki paralık ettin öyle mi? Vallahi etmedim. O kadar da değildi. O kadar, o kadar. Sefer, ne ceza verelim kardeşine? Hi Poyraz. I want to play a game. Türkçe konuşursan, yalnız ben İngilizce anlamıyorum da. Onun altına yazmışlardır anlamı. Sen kafanı yorma, anlayan anlat. Da ben ne oyunu oynayacağımı bilemedim şimdi. Ne ceza vereyim ben bu zarganaya? Ben buldum. Öyle bir oyun oynayacağız ki yandım anam diye kaçacak. Ne yapacaksınız? Ateş çemberinden falan mı atlayacağım ne? Daha beteri. Orta oyunu. Of, yakar, yakar. Oh. Orta oyunu mu? I wanna play a game. Kış akşamlarda ne kadar uzun oluyor değil mi? Kız Yıldız hakikat ya. Sen bu uzun kış gecelerinde bir başına ne ettin buralarda? Kestane mi pişirsek acaba? Yok ya. Bence mısır patlatalım. Yok yok. Kek yapalım. Oldu canım. İsterseniz börek açalım. Ben geldim. Oy. Kız ödümüzü kopardın ya. Hoş geldin ama. Hadi geç sana devriş şöyle. Ya ama bu ne hal böyle ya? Kış uykusunu mu yattınız siz? Hadi hadi biraz canlanın. Peki sen niye böyle yerinde duramıyorsun ateş yutmuş gibi? Çünkü gelinliğimi aldım. Aa. Aa. Demek sonunda evleniyorsun ha? Öyle gözüküyor. Gel gel boncuk gel. Bunun şerefine bir kek yaparsın değil mi Yıldız abla? Aman ben ne yapacakmışım? Aa, evlenecek olan yapsın. Ama ben senin gibi yapamam ki Yıldız abla. Ya öf, ne kekinden bahsediyorsunuz bu saatte? Hele de sen Kamel'cim, yakında gelin oluyor. Lahana gibi olursun gelin önüne çıktı. Acık formuna dikkat et. Olmam ya. Olmam herhalde değil mi? Aman ya Yıldız abla ne olur be, hadi yap ne olursun. Mavişim. Hı. Hadi yap da yiyelim ne olur. İyi tamam. Haydi yapacağım. Ama size kek değil ha. Kekin ötesinde bir şey yapacağım. O ne be? Gül gibi kek. Kızıyorsam Yıldız.
Anam. Yap kız yap. Yemişim formumu. İyi hadi yapıyorum. Yap. Çay da koyarsan çok makbule geçer. Hazır mıyız? Değiliz. Hazırız. Hayır. Pozisyonlarımızı alalım. Aldım ben aldım. Şimdi benim bir kamyonum var. Olur mu? Benim kamyonum çok güzel. Zey. Çok güzel. Bu kamyonumu kasasını kim yaptı? Poyraz mı yaptı? Kim yaptı? Zey. Vur ona vur. Kamyonum. Bir de dorsesi var. Böyle tarlı, güllü, motifli bir dorsesi var. Tamam lan. Sen çok seversin. Seversin sen. Biliyorum. Benim gülü bir sevmem. Ben ne gülü lan? Sever. Sever lan. Sever. Allah'ım yarabbim. Seversin. Sevmiyorum. Çok seversin. Poyraz da sever. Sever de sever. Severim. Ben severim. Ben severim. Tamam. Seviyorum. Tamam ben de seviyorum şu an. Şu an sevdim. Bu kamyonun, bu dorsesini kim yaptı? Aa, ben yapmadım. Poyraz mı yaptı? Valla ben yaptım. Sefer mi yaptı? O yaptı lan Poyraz adam. Beraber yaptık lan adam. Bu kız ya. Evet. Bindik mi kamyona? Bindik mi? Bindik, valla bindik. Bindik. Gel lan. Kaç ton fındık yükledik? Kaç? Bir mi? Beş. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Kaç? Kaç? 12. Sen söyle. 50. Sen söyle. 45. Sen söyle. Tamam. Söyle. Tamam. Söyle. Ne söyleyeyim lan? Söyle. Sen bilmiyorum. Kaç? Bilmiyorum ya. Kaç çıktı? Tutamam. 17. Ne? Ya tamam valla bitti. Bitti ben artık oynamıyorum ya. Bıktım da ekmekten. Bu kamyonla biz nereye gittik o kadar fındıkla? Giresun'a mı? Hayır lan. Samsun'a mı? Bu Trabzon. Ordu. Rize mi? Ordu'dur. Artvin mi? Oh yayla. Neresi? Ne bileyim lan. İstanbul mu yoksa? Valla. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye? Söyle sen. Tamam. Söyle. Yeter ayağıma kalan tuttun. Direktin beni. Valla senin bazı. Ver lan şuradan. Onu ver oradan bana büyük. Ya ben bu yanlışım nasıl vereyim? Gel. Oğlum sen manyak mısın? Vampir mi öldüreceğim? Niye verdin? Ya normal kalas ver. Neyi? Normal şey ver oradan. Ya al bunu. Al. Gel lan. Hadi bana delikanlı gibi oynayak bana. Hadi. Hazır mısın? Hazırım. Gelsin. Vur lan. Bindik mi? Oğlum sen bittin lan. Hadi sağ ol lan. Nereye gidiyorsun? Vur lan. Giresun ama. Vur lan. Orada. Abi. Abi. Acıdı mı canım? Kuzey ya. Ne yaptın ya? Ne? Tamam. Tamam abi. Tamam ya. Uzay abi ya. Yeter ki ya. Ay. Ya bu kek ne kadar güzel görünüyor ya. Kız kek değil ha. Gülüt diyorum, gülüt. Sivaslı bir arkadaşım vermişti tarifini. Mis gibi. Kız. Ulan neydiysiniz? Azıcık medeni olun. Ben hayatımda böyle bir kek yemedim. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel. Kız kek değil diyorum. Gülüt, gülüt. Sivaslıların mısır unlu keki. Çok meşhurmuş oralarda. Allah bu Sivaslılardan razı olsun. Allah bu Sivaslıların tuttuklarını gülüt etsin inşallah. Yıldız abla, yarın da gülüt yapar mısın? Hatta bence sen her gün yap. Oldu canım. Az yedi bir hizmetçi tut kendine. Veririm tarifini, bundan sonra kendiniz yaparsınız ha. Anam var ya, severim olayla şimdi bütün defsiyi yürüdü. Onun bu hayatta en sevdiği ikinci şey abi gülüttür. İlk şey ne ki? Babam. Hayır tabii ki ben. Ya kızlar ya hepsini yemeyin. Ben böyle içime sinmiyor ya. Acaba acık pampalara da mı götürsek? Yazık onlar şimdi açtı. Ay evet ya, ben Poyraz'ıma götürürüm hemen. Ay kami her lafın geçindesin ya, sağ mı diyorum, bir dur. Yıldız, sen koy bir tabağa bir parça da Kuzey'e götür afiyetle istiyorum. Hiç işim gücüm yoktu da onlara kek götürecektim. Çok istiyorsan sen abime götür. Ya ben yapsam ben götürdüm. Sen yaptın, sen götüreceksin Yıldız. Kızlar size benden bir anekdot. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçermiş. Ben onun kalbine giden yolu çok aşındırdım yenge. Bundan sonrası beni ilgilendirmez. Evin barkı yıkasın Kuzey. Canımı yaktın, canın yansın. Boşuna tartışmayın. Gerek kalmadı zaten. Sefer abi geliyor. Yıldız görüyor musun? Abin kokuyu aldı geldi. Adamı ayağına getirdin. Bravo yani, bravo. Yok kız ya. Seferim ne oldu, bacağını ağrı mı soktu? Ne ağrısı ya? Kuzey denen eşek ağrısı soktu. Pert etti bacağımı. Ne yaptınız? Orta oyunu mu oynadınız? Ama iyiyim şimdi. Ataşım sondu biraz. Gülüt nerede? Nadia yendi mi bütün gülütleri? Bütün boş tabaklar? Yuh yani.
bizim evden buradaki gülütün kokusunu mu aldı? Kızım ben başka dünyada olsam yine alır gelirim bu dünyaya onun kokusunu da. Naydi hepsini mi yediniz? Bu tabaklar bomboş. Hepsi... Aa, burada. Kız görme. 4-5 tane koyun hadi. Kocacığım al. 4-5'li onu. 4-5'li. Çok verdi. Kız. Kızlar. Kendinize gelin. Yemişsiniz zaten. 4-5'li Naydi lütfen. Tamam yeter yeter. Aa, yeter. Aa, yeter. Aa. Bu ne pamuk ya? Böyle mi olur bu? Abi. Abi yavaş ya. Boğulacaksın ya. Hadi Mustafa. Hadi abi de olsun. Elinize sağlık. Yavaş git. Tamam. Haydi. Haydi abi niye o kadar çok koydun ya? İyi mi cesinde? Haydi. Kocasına düşkün ha. Anca kocasına düşkün. Seviyorum. Ne yapıyor? Selamünaleyküm abi. Efendim abi? Güzel atma. Çok güzel. Gerisi at. Ne? Ayı mı? Hani nerede? Nerede ya? Ya ay acıkmıştır yavruşum ya. Kıyamam ben ona. Bizim gülütün kokusunu alıp geldi Ferhan. Kız ne gülütü benim kokumu aldı tanıyor beni benim için geldi. Dur severim ya o ayın o ayı olduğu nereden belli? Ayrıca gözlerinden tanıyorum daha önce de gördüm. Benim için geldi ne ayrıca. Korkma seferim. Ben şimdi çıkarım ayının saçımı başımı yolarım. Hadi. Saçma sapan konuşmayın. Yıldız. Tüfeğini getir. Sen bu tüfeği getir. Ne tüfeği abi? Ne yapacaksın? Ayı mı vuracaksın? Yok kendimi vuracağım. Ayı vuracağım tabii kız. Ayı vurmayayım da beni mi yesin ayı? Sefer abi sen zaten ayıyı vurmuşsun. Tam da kalbinden. Sus. Şuna bak ya. Aferin Yıldız. Sayede çoluğun çocuğun maskarası oldum şu hale bak. Getir şu tüfeği. Getirmem abi. Kusura bakma. Güzelim ayıyı harcatmam sağa. Abini harcatacaksın yani ha? Bir ayı kadar bile değerim yok mu benim Yıldız? Ay ama öyle deme Sefer abi ayıp oluyor. Yıldız ablacığım bu aralar ayıları pek bir seviyor. Ben de onu diyorum zaten. Ayı sevici. Ayı sevici. Dur kocacığım ya. Bir sakin ol ya. Amma abarttın ya. Ya acık bahçede dolanır sonra da gider. Naide beni delirtme. Kedi mi bu? Bahçede dolaşıp gider diyor ya. Gülüte bir şey mi karıştırdınız, yediniz, içtiniz? Manyaklar! Ay Sefer abi gitti galiba. Ne oldu? Hiç gözükmüyor ortalıkta. Ses falan da yok. Kızım bak inanmıyorsunuz. Çok akıllı ya. Değişik bir hayvan bu. Dibine inmiştir. Kapının dibine bak bakayım oradan. Yandan sıyırtma. Görünüyor mu? Yok. Yok vallahi. Şu cama bakacağım ben. Buralar falan kapalı değil mi camlar mamlar? Yok bak herhalde. Tırakta yok ha. İyi şey yapmıyor. Komando gibi öyle sürünüp gelmiş. Tam altına yatıyor bu. Hadi gel 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 içeri gir. Kapı gitti bu kız. Nasıl bir kuvveti var? Ayı evi yıkacak. Ya bu ayı var ya bu ayı. Sefer abiye çok fena kafayı takmış. Ay Yıldız abla. Evin içine giremez değil mi? Bence. Sefer abi verelim gidelim. Ha, ha, kenafir gözü. Seni verelim iki kenafirin yanlaşırsınız. Birbirinizi seversiniz Meti. Ne diyor ya o? Hey bana bakın abi. Biraz gürültü yapalım. Sonra korkup aşağı gider tamam mı? Tamam. Haydi biraz ses yapın ha. Lan
ayağı gürültü yaptı. Emmeküm. Ulan ayıyı mı vurdular acaba? Hadi. Kuzey'e bu. Hadi şundan tanıdım. Pam pam. Kim o? Kim? Ne yaptın ula? Ayıyı mı vurdun yoksa? He, ayıyı vurdum. Vandal mıyım ben senin gibi be? Hep şiddet, hep kaba kuvvet. Uyarı atışı yaptım, o da efendi gibi kayboldu gitti. Tabii. Aynı dili konuşuyorsunuz. Ayı, ayıyı tanır. Ben senin için neler yapıyorum? Teşekkür edeceğine hakaret ediyorsun ya. Ne yaparsın? Minnetsizliği senden öğrendim. Acaba ben o gün o ayıyı dürtmeseydim, sen bugün tek parça haline kalabiliyor muydun? Hadi oradan be. Ben kaçtım da kurtuldum. Kendine pay çıkarma. Nankör. Ya bugün yaptıklarım? Gelmeseydim ağa cayır cayır yanacaktın evde. Yangına bir bardak su döktüm diye ne diyorsun sen ya? Hayatımı mı kurtardın? Ula var ya ağa, bu nankörlük bilim olsa profesörü sen olurdun ha. Diplomamı da senden alırdım ya, daha şimdi hayatını kurtardım. Yazıklar olsun, bir teşekkür et be. O kadar mı önemsiyorsun beni? Bak kızlarım şu evde olmasa var ya, ayıya bu evin konumunu atardım, konumunu. Yeter ula. Ula sizin dilinize düşeceğimize ayının pençesine düşerek daha iyiydi. Kızlar iyi misiniz? İyiyiz. Ay size diyor kız. İyiyiz, iyiyiz babacığım, merak etme. Aferin. Pompa, hadi oğlum sen de ne korktun? Orta oyununa devam edelim. Sadece Poyraz'a vuracağım, gel. Yok lan, kızlar panikledi ayım ayı diye. Ben onları sakinleştirdim. Geliyorum Pompa. İyi akşamlar. Sağ da iyi akşamlar. Geç ula. Lan! Kesin. Gitti mi kesin? Tabii ya, biz kovaldık hayvanı. Tamam, benim hayvana yazdık yani. Tamam, çık. Önden çık, hadi şey yapma. Çık, bakma insanlara. Hadi, iyi akşamlar. Hadi, oldu ya. Hadi, 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 görüşürüz. Hadi, oldu. Tamam, hadi şey yapma. Ayı! Ya gölgemiş, kusura bakma ya. Ne seni gölgen? Gel lan buraya! Köpek! Gel lan buraya! Gel lan buraya! Gel köpek! Gel! Açtı. Yoksun oğlum. Asun, Asun elime battı. Tam teçhizatla geldim oğlum bak, sana da aldım. Oya bak. Ne buldun? Ne buldun bunu? Oğlum Recep o, al mısın? Çay. Ben de buldum. Hadi gidelim. Oğlum gidelim, gitmesine de. Bu adam yarın bunların yokluğunu anlamayacak. Ben mahvacıyı aradım. Dedim ki bize bunun aynısından bas. Kaşeyi de vurduk babana. Bunu aynen yarın geri getiririz, buraya koyarız. Doktor canım ruhu bile duymaz. Seni hazır seni. Abi. Ya. Lanetli oğlum. Bu raporları aldım. Derse falan giremeyeceğiz. Sen derse gir istersen. Yavrum ben nasıl gireyim o derse müdüre raporu vermeden? Giremem derse falan. Tamam be, ne çemkiriyorsun? Çemkirmiyorum. Çemkiriyorsun. Hadi be oradan. Bak, geldiler bile. Ya siz nerede kaldınız? Geldik işte bu adam gözlü. Aldınız değil mi raporları? Hayıpsın maldırız. Alacağız dediysek alırız. Al. Çok teşekkür ederim canım kayıneniştem. Aşk olsun. Ya bize bir teşekkür yok mu yani? Olmaz mı? Sen de bağırsa alsana ya. Sen böyle öpeceksen ben sürekli rapor hazırlarım. Hazırlarım derken? Yani alırız. Alırız biz. Osman, bu raporlar gerçek mi? Herhalde gerçek. Tabii canım yani. Herhalde yani.
Bak, made in by Doktor Cihan Sezgin. %100 original, göreyim mi? Bak orada. Aferin lan, şoförlüğün şahı. Gökçe, hadi hadi şunları bir hemen Cem Müdür'e verelim, koş. Oğlum az kalsın yakalanıyorduk ya. Yapıyordum bizi az daha valla. Valla. Neyse ki Gökçe zeki attın emme. Benim kadar çakal değil. Yıldız. Günaydın. Ne yapıyorsun sen ya? Böyle zırt pırt destursuz evime girmeye ne kadar alıştın sen? Kapıyı çaldım açan olmadı. Ben de iki dakika takıp çıkayım dedim. Ne oldu? Dün gece beni nankörlük uzmanı ilan etmiştin. Şimdi iyilik yapasın mı tuttu? İyi yürekli bir kadınım işte, ne yaparsın? Evet. İyi yürekli olduğun kadar zevksizsin de belli ki. Bu ne ya? Böyle perde mi olur? Kocişinin bir tanesi perdesi. Hey! Sen abi öyle hiç Ganaviç'e gördün mü ula? Kociş perdesiymiş. Görmedim ve istemiyorum bu perdeyi. Çıkar şunu. İsteyeceksin. Abi buraya bir gadoğlu yakmadı mı? Ben de üzerime düşeni yapıyorum. Ya sana ne benim evimden? Sana ne benim perdemden? İstemiyorum. Ula neyini istemiyorsun? Aha gül gibi perdeşle niye katırlık ediyorsun? Senin hiçbir şeyini istemiyorum. Anladın mı? Al sana perde. Al. Al sana perde. O benim çeyizimdi. 20 yıldır ben onu sandığımda saklıyordum. Senin için çıkarmıştım. Elimi neyine atsan 20 yıllık çıkıyor. Ben nereden bileyim onu senin çeyizin olduğunu? Evlendiğimizde evimizin mutfağını asacaktım. Kaç yıl işledim o ganaviçeleri, haberin var mı senin? Madem çeyizindi niye benim evime asıyorsun? Git kocişinin evine sakla. İşte sen böyle bir adamsın. Sağ yapılan iyilikleri de, emekleri de hiçbirini hak etmiyorsun sen. Sağda, sağ verdiğim emeklere de yazıklar olsun. Sahne. O ne yaptıysa kendi yaptı. Bak. Şimdi gideceğim boncuğumdan olaylar öğreneceğim. Eğer 9'da bir sen kusurluysan kork benden. Sen ne yapıyorsun gene bunun başında? Her zaman yaptığımı yapıyorum yenge. Önce olmadık hayaller kuruyorum. Ondan sonra da böyle naftalinleyip sandığa geri koyuyorum. Artık hayallerini saklama zamanı değil Yıldız. Şimdi o sandığı fırlatır atarım ha. Yenge, ben neyi akıl edemedim biliyor musun? Ben böyle her şeyi sandığa koydum ya. Naftalinledim, lavantaladım. Hiçbir şey olmasın diye böyle. Yıllar geçti daha küflenmedi ama ne oldu biliyor musun? Her şey eskidi. O ne demek şimdi ya? Sen aşkın eskimedi ki. Sen Kuzey'e hala eskisi gibi aşık değil misin? Ben ona 20 yıldır aşığım yenge. Ama o 20 yılın bir günü bile geri dönerse ne yaparım diye düşünmedim ben. Daha o kadar ümidi kesmiştim. Tamam ama geldi işte şimdi. Hem de gelmekle kalmadı. O da sana aşık oldu. Şu an acık inat ediyor o kadar. Benim yüzümden işte.
Ben 20 yıl boyunca bir kere bile umut etmedim ha o gelir mi diye. Etseydim ha sandığa umudumu da koyardım. O yüzden ne yapacağımı bilemedim. Tamam, sen biraz abarttın değil mi? O da az şey etmedi yani sana. Bak, gene ağlatmış seni. Bu sefer ne etti? Bana hayatımın dersini verdi. Yıllarca emek emek işlediğim, gözüm gibi sakındığım şeyi parça parça etti. Kız delirtme beni, neyi? Kalbini mi parça parça etti? Onun gibi bir şey. Mutfağımız için yaptığım, emek emek işlediğim perdeyi parçalayıp attı. Öküz. Demek sonunda bunu da yaptı he? Anam, Yıldız senin de buna hayat dersi mi diyor? Öyle tabii. Ben hiç o an sormadan gittim perdeyi astım. Sonra da niye istemiyorsun dedim. Olsun. İnsan acık emeğe saygısı olur. Saygısız deve. Yenge, benim 20 yıldır aşık olduğum adam. Ben sana aşığım dediğinde ben o ana attım. Ben onun aşkına saygı duydum mu? Niye onu o kadar zorladım? Yıldız, gülüm sen devreler iyice yandı. Benim gülüm sen demiyor muydun? Bu adam beni terk etti, ben ona artık güvenmiyorum diye. Evet. Ama o kadar ileri gittim ki adam benim 20 yıllık aşkımı sorgular oldu. Onu doğru dedin işte. O yüzden de yapacağımız şey belli. Ne demiştik? Karşılıklı aşkın olmazsa olmazı, karşılıklı olmazmış. Biz bundan emin olduğumuza göre Kuzey'i ikna edecek. Ama Kuzey bize bunun tersini ikna etmek için elinden geleni yapıyor. Ama perdeyi de o yüzden yırttı. Senin ne 20 yıllık aşkının ne de 20 yıllık çeyizinin benim gözümde pul kadar değeri yok demeye getirdi. Yok, öyle kolay değil. Öyle bir perdeyi cart diye yırtmakla olmuyor işler. Sen bana güven. Niye? Naideyim ben, naide. Çarptın. Ağlama. Ağlama. Kıyamam sana. Canım boncuğum. Benim çeyizimdi. Evlendiğimizde evimizin mutfağını asacaktım. Kim bilir ne hayallerle işledim bunu. Ah be Kuzey. Yine öküzlük ettin. Topla bakalım bunu, toplayabilirsin. Evet arkadaşlar. Bugün sadece edebiyatın, dil bilgisinin değil, toplumun ve hatta sosyal medyanın kanayan yarasını işleyeceğiz. Ek olan D dağlar bitişik, bağlaç olan D dağlar ayrı yazılır. Şimdi size iki örnek cümle yazacağım. Bütün D'ler dağlar ayrı olsa da koymaz bağ. Çünkü birleşik yazılmış bağlaçtan daha etkisi bir şey görmedim ben. Saniye ya. Ders dinleyeyim ben. Evet. Bu iki cümleden birinde D daha yanlış yazıldı. Kim göstermek ister? Ben. Ben göstereyim. Gel bakalım Osman. Hocam, öldüm ama kusura bakmayın. Buyurun. Gökçe Mollaoğlu'yu dersten alabilir miyim? Tabii hocam. Gökçe, benimle geliyorsun. Geldim müdür bey, hocam. (Gülüyor)
hocam? Onu siz söyleyeceksiniz kızım. Ne oldu da bu yaşta sahtekar oldunuz siz? Anlamadım hocam. Bunlar diyorum Gökçe. Nedir bunlar? Cevap ver bana. Rapor. Yürüyün çabuk odama. Kütüklerin efendisi. Daha diyorum sağa. Sağa diyorum sağa. Senin derdin ne? Benim kocanla görümcenden başka bir derdim yok. Biri gelir evimi yakar. Öbürü çeyizini bana kaktırmaya çalışır. Ayıp ayıp. Benim canım boncuğumla, canım kocamdan seni sevmekten başka ne derdi varmış? Sevmeyin beni Nahide. Çok sevmek istiyorsanız gidin ötede sevin. Canım, o zaman sen de az ötede sev. Ne? Ben mi seviyormuşum o kırmızı kafalıyı, ben mi seviyorum? Ben ondan çoktan vazgeçtim be. Ay sen onu benim külahıma anlat. Sevmediğin için mi yaylayı bekliyorsun? Niye gitmiyorsun sen? Ben babamın gemisini bitireceğim. Bitince de gideceğim ben. Ne o gemi bitecek ne de sen gideceğim. Biliyorsun değil mi? Ya he. Ben bilerek bitirmiyorum gitmemek için gemiyi, öyle mi? Bana baksana sen. Sen yıldızdan vazgeçmiş olsaydın eğer o gemiyi bırak yapmayı, gemileri yakar gene de giderdin. Kime masal anlatıyorsun sen? Niye sinire kestin ki şimdi ya? Ben babamın güvenini tekrar kazanmak için gemi yapacağım. Ondan sonrası onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Allah aşkına şu kızı, olan aşkını kabul et. Sen de kurtul. Biz de kurtulalım. Milyonlardan kurtulsun. Ya ben kabul etsem ne olacak o beni sevmedikten sonra? Benim kardeşim, bu kız seni sevmese bu yaylada, bu soğukta ne işi var ya? Burası -15 derece. Donuyuz ya, donuyuz geceleri. Her an seni görebilmek için. Atın her adımı bilebilmek için kalıyor burada. Çaktırma. Bak şu anda iddiaya girerim. Pencereden bize bakıyor. Bildin mi? Bakıyor mu? Bakıyor mu? Bakıyor mu? Bildin mi? Bildin mi? Bildin mi? Bildin mi? Bildin mi? Bildin mi? Bildim. Bildin. Ne olacak? Ne olmuş? Ne olmuş mu var ya? Sen onu çağır diye gözün içine bakıyor. Her şey diyor benim yüzümden oldu diyor. Ben suçluyum diyor. Ben diyor onun bir gün çıkıp geleceğini tahmin etmediğimde böyle saçmaladım diyor. Yıldız mı diyor bunlar? Yani tabii o daha güzel söylüyor. İşte şimdi edebiyata merakı olduğundan böyle sandıklara diyor şeyi... umudumu sandıklara kapattım diyor. Böyle yani romantik söylüyor. Yıldız'a bak sen ya. Sonunda dev aynalarını kırmış. Tuz lafız etti vallahi. Sen de azıcık sakin ol ya. Bu kızı da bu kadar üzme. Çeyizini parçalamak nedir? Tamam ben ileri gittim de o da benim damarıma bastı yani. Delirtti beni. Tamam. Bak hatasını anladı diyorum. Sen de şu içindeki öküzü bir tut. Tamam mı? Çok mu üzülmüş? Çok üzülmüş ama bir kerecik öpersin. Geçer. Çaktın. Tamam bir git. Yaparsınız ya. Osmancığım. Ben sana sormadım mı bu evraklar gerçek mi değil mi diye? Hani bunlar Dr. Cihan Sezgin'indi? Hani %100 orijinaldı? Orijinal zaten %100 orijinal ya. Arada %1'den az fark var diye ne şey yapıyorsun ki şimdi? Aa kalite ürün işte yani. Bir şey desene. Ya vallahi öyle yenge ya. Rahatlığa bak ya. Ay yok Mine ben delireceğim. Vallahi delireceğim ben. Ya müdür bizi evrakta sahtecilikten, dolandırıcılıktan suçluyor diyorum. Sen anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Babam var ya babam. Bizi böyle kıtır 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 kesecek. Kesecek. Mahvolacağız ya. Ya yok ya. Eğer zaten müdür babana söyleyecek olsa çoktan aramıştı zaten. He işte ben de onu diyeyim ya. Ne sen şu şoför sevgini az güvensene ya. Trafik mi ya? Gökçe. Oho küçük ama. Şey gel gel. Ay damn it. Kodes damlarında çürüyeceğiz. Buyurun karakola gidiyoruz.
Niye ya? Ya o trafik cezası için ben onu hallettim, ödedim ben onu yani. Osman. Ha hocam. Bundan sonra sorularını savcıya sorarsın oğlum. Savcı mı? Evet Emin, sen de. Hocam ne savcısı siz, ne diyorsunuz ya? Siz de alıyoruz kızlar. Vay ya, neden, ne alakası var? Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok ki. Hepsini bu ikisi yaptı. Zorluk çıkartmayın hanımlar. Buyurun şöyle. Sattı. Mine ne yapıyorsun? Mine ne yapıyorsun? Kaderime razı oluyorum. Babama hesap vermektense hapislerde düşürürüm daha iyi. Alın beni memur bey. İndir elini salak. Buyurun hanımlar. Siz de alıyoruz. Buyurun. Abi biz... Buyurun, buyurun. Hocam. Hocam vallahi bir şey... Tam geliyorum ya. Kırmızı kafa, kırmızı kafa. Kuzey, ne yapıyorsun la? Abla, kırmızı kafana ne oldu? Dönmüşün orijinaline. He, döndüm. Hem de en orijinalime. O ne, ne yapıyorsun sen? Yıldız'ın perdesini dikmeye çalışıyorum. Yıldız'ın perdesi. Belli zaten naftalin kokusundan. Ne yapıyorsun sen ona? Abla ben bir öküzlük ettim. Kızın çeyizlik perdesini yırttım. Şimdi dikmeye çalışıyorum ama beceremiyorum. Kuzey, kızın 20 yıllık çeyizini mındar mı ettin sen? Öyle bir öküzlük ettim, evet. O da sağ hiçbir şey yapmadı. Ağzını burnunu kırmadı. Kuzey, bu kız seni çok seviyor. Sen git kızın gönlünü al ya. Ya çeyiz yırtmak ne demek Kuzey? Abla abartma tamam ya. Ben de hatamı telafi etmeye çalışıyorum ama beceremiyorum dikmeyi işte. Ya bırak şimdi sen perdeyi merdeyi. Git kızın kırılan kalbini tamir et. Benim kırılan kalbimi kim tamir edecek? Benim kırılan kalbimi kim tamir? Senin kalbin kırılmamıştır. Kırılsaydı yerinde duramazdın. Bu nasıl şaka, sen şaka yapma. Şunu dikebiliyorsan dik. Öf, bakacağız bir şekil. Kuzey, kim yaktı senin evini yine? Ben yaktım. Senin benim kardeşimin canına kastın mı var ya? Abi bunu bırak lan, abi bırak şunu. Kız yanlışlıkla oldu. Ocakta şeyi bırakmışım, tencere. Abla, 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 al abla, abla. O düşer kendi düşer. Bu ne ya? He, bak madem öyle, sen madem bu evde yaşayacaksın, sana bir daha bu mutfağa girmeyi yasak ediyorum Sefer Efendi. Çok da meraklıydım mutfağa yani. Acımdan öleceğim zaten. O zaman Kuzey hazırlasın. Kuzey, kahlamada kahvaltı hazırla. Yok ya. Babanın uşağı mı var senin? Ayrıca dolapta hiçbir şey yok. Tam takır kuru bakır. Al. Ne al? Pampa. Ne oldu lan? Sen gitsen... Sizin o güzel mandıranızdan bize minnoş peynirler, küçük zeytinler mi alsam? Mandıra diyorlar. İyi tamam hadi gidip. Sen neye gülüyorsun acaba şu an pembe? Tamam hadi serseri ya, işini de biliyor ha. Gidiyorum geliyorum. Canım ben. Küsme ya, küsme. Ver. Ver şunu. Ben bunu Fadiye'ye götüreyim. Bu makine de dikilir. Elle dikilmez bu. Ablaların en güzeli. Ablaların en güzeli. O kuz, o kuz. O kuz. Vallahi kuluncumu kırdın. Thank you.
Sen nereye daldın yine? Hiç. Bu Züğüt Ağa gibi köfte sattığımız günleri anımsadım da hani. Köfte, köfteci, köfte. Yok öyle değil bak şöyle. Ordulu, ordulu, ordulu köfte. Gel, gel, gel. Ordulu köfteye gel. Ya o zaman fakirdik ama mutluyduk. Şimdi mutluyuz hayatım. Ya şu Antep işini ne zaman konuşmayı düşünüyorsun babanla? Babamla konuşurum konuşmasına da alacağım cevabı çok iyi biliyorum. Daha barıştığımızı bilmiyor. Henüz affetmedi seni yani. Ha, olsun ya. Sen beni affettin ya önemli olan o. Ben babanı bir ömür de beklerim. Oğlum ağa dediğin biraz karakterli olur la, ağırbaşlı olur. Sen bildin sümüklü böcek gibi bir şey çıktın, yapıştın daldın ya. Cıvık, vıcık, yılık. Bakın büyüğümsünüz, Kuzey abinin arkadaşısınız diye bir şey demiyorum ama şu yaptığınız çok ayıp yani. Oğlum elini kolunu indir benimle konuşurken bak, ayıbı seninle mi öğreneceğiz? Bak beni delirtme burada, vallahi o senin takma dişlerini buraya. Hepsini diker böyle çıt yaparım o takma dişlerini. Benim dişlerim takma değil, genetik bir kere. Espri mi yaptın ha? Ben de yapayım bir espri, hı? Ben de bir espri yapayım ha. Ya Hak! Ya Sefer abi ne yapıyorsun? Kız kız, babanın yarım kalan işini tamamlıyorum. Ama daha bitmedi, bir de bu taraftan var. Oh. Güzel geldi, ısındım. Oğlum sen nasıl bir insansın ya? Kaç Newton güç uyguluyorum. Normalde labut gibi devrilmen lazım. Hacı yatmaz gibi kalkıyorsun yine. Yok ben Kuzey abiden idmanlıyım, o yüzden kolay yıkıma. İyi. O zaman bir de Sefer'in sol kuraşesine bak bakalım. Ya Sefer abi tamam yeter ya. Bir yandan sen bir yandan babam tokat maya yaptın çocuğu. Kızım bu çocuk dayak arsızı olmuş. Yüzü kalmamış, astarı kalmamış. Bırak gitsin bunu. Ne işin var böyle biriyle? Sefer abi hoş geldin. Sağ çay koyayım mı? Kızım ne çay ya? Açlıktan öleceğim, midem bomboş. Şükrü bana güzel şöyle bir sepet hazırla, kahvaltılık. Ne varsa içine koy, Uzay Pampam'ın evine getir. Tamam Sefer abi. Hayret bir şey ya. Lan! Oğlum hala gülücük atıyor kızım. Şükrü! Şükrü ver lan ona topa ver. Ver ver ver! Abi yapma Sefer abi! Düz! Düz! Yayla! Ya uf ya yaktın çocuk! Gel şimdi. Gel şuna! Gel şuna dur! Bırak yansın. Ver ver! Ya yanıyor çocuk ama Sefer abi ya! Ya çocuğun yanmasına takılıyorsun ya. Ta buradan nah bu kadar mesafeden çocuğu vurmuşum. İnsan bir tebrik eder. Ha bravo. Sağ ol. Feride! Kuzey. Kuzey. Al abla. Ah çiçek gibi oldu vallahi. Azıcık izi kaldı ama o da nazar boncuğu olsun artık. Eline sağlık be ablam. Hadi. Ne konuştuk biz seninle? Ben perdeyi tamir edeceğim. Sen gideceksin yıldızın kalbini tamir edeceksin hadi. Abla şimdi gideceğim bir kamyon kavga edeceğiz. Uğraştırma beni ya. Kuzey bak bir adam gelip benim çeyizimi cort diye yırtsa onun ağzıyla kulağını bir ederim ben. Yıldız sağ yine iyi yapmış ya. Tamam şimdi sen bunu al. De ki Kuzey çok mahcupmuş, çok özür diliyormuş. Yapma ya. Kuzey kendi işini kendin göreceksin yavrum. Yıldız. Yıldız bir dakika durur musun? Ne var? Şimdi de üstüm başımı mı parçalayacaksın? Yok. Eskisi gibi olmaz ama yeniden çeyizine koyabilirsin. Ben bunun bu kadar değerli bir şey olduğunu bilmiyordum. Öküzlük ettim, özür dilerim. Kuzey. Hazır böyle sakinleşmişken biraz konuşsak mı? Olur. Ama yalnız konuşalım. Daha ben yoğum ya, gittim ben.
Yenge, sen de içeri haydi. Ben havalıyım ya. İçeri dedim. Şimdi yalnızız herhalde. Kuzey, senden hiç olmadığım kadar dürüst konuşacağım. Bundan şüphen olmasın, tamam mı? Tabii. Güven sorgulamak senin işin, benim değil. Ben de ondan bahsedeceğim işte. Ben çok büyük bir hata yaptım. Sana güvenmek istediğim için. Yarın öbür gün yine aynı şeyleri yaşamaktan korktuğum için. Seni çok üzdüm. Üzmek değil bu yıldız. Üzmek olsa 3-5 gün sürer geçer giderdi. Sen benim gururumla oynadın. Beni yok saydın. Haklısın. Haklısın. Senden o son şeyi istememem lazımdı. Senin gibi bir adamdan böyle bir şey istemeyeceğimi anlamam lazımdı. Anlamadım. Çünkü senin için önemli olan benim aşkım değil, senin intikamındı. Öyle değil Kuzey. Vallahi değil. Öyle olsa burada mı beklerdim? Ha, çıkıp gelirdim İstanbul'a intikam almak için. Geleceğim günü bekledin demek ki. Kuzey, ben aşığım. Aptal değilim. Ne zaman döneceğini bilmediğim bir adamı mı bekleyeceğim intikam almak için? Ben buraya gelince depreşmiştir intikamım. Sen buraya gelince önce çok öfkelendim. Ama sonra küllendiğini sandığım her şeyin alev alev yandığını gördüm. Sağ ilk günkü gibi. Hatta ilk günden daha da fazla aşık olduğumu anladım. Onun için mi tutturdun eski Kuzey'i diye? Ben sadece sevmeyi biliydim Kuzey. Sevilmeyi bilemedim. Aa, yıllardır konuştuğum fotoğraf benimle konuşmaya başlayınca ne yapacağımı bilemedim. Bak Yıldız, ben geçmişteki bir hayalet değilim. Senin konuştuğun fotoğrafta değil. Hatta sandıklara sakladığın hayallerin hiç değilim. Ben Kuzey'im. Lütfen başka bir şey yükleme artık. Bir insan 20 yıl boyunca aynı kişiyi bekleyince hayallere, fotoğraflara, sandıklara inanıyor Kuzey. Mucizelere inanamıyorum. O yüzden ben de sana inanamadım. Aklına başka bir şey getirme yani, oldu mu? Haydi. Kal sağlıcakla. Bir dakika, ne dedi bu şimdi? Yıldız! Yıldız! Ne var ya, ne var? Ne var? Alo baba. Biz bir halt ettik. Ne yaptınız gene? Baba, savcılıktayız, çabuk gel. İyi misiniz, ne oldu? İyiyiz, iyiyiz. Gelince anlayacaksın zaten. Tamam kızım, korkmayın sakın, hemen geliyorum ben. Geliyorum. Sonunda bugünleri de mi gösterecektiniz? Fışkı yiye sücerler sizi. Baba, ayıp oluyor ya Onur. Baba, kurtar bizi lütfen. Kızım, ben bu sahtekarlarla görüşmeyi yasaklayarak sizi zaten kurtarmıştım. Hadi ola oradan. Asıl senin kızların benim oğlanları yoldan çıkardı. Şöyle bozma. Kız yüzünden düştüğünüz hallere bakın hele. Ulan ben sizin var ya. Beyefendi lütfen, nerede olduğunuzu unutmayın. Ben nerede olduğumu bileyim, bileyim ama yoksam çoktan kırmıştım bunların çitlovlarını. Çitlov kaburga. Bedri Bey, bir kez daha ikaz etmişim.
Tamam. İçeri alabilirsin. Buyurun doktor bey. Söyleyin bakalım bu gençler miydi muayenehanenize girenler? Evet efendim. Gece yarısı ben uyurken girmişler. Yalan söylüyor ya. Külliyen yalan. Evet ya. Biz sabah gittik. Usulünce rapor istedik. Vermeyince de geri döndük. Öyle mi? Kamera kaydındakiler kim o zaman? Kamera mı? Kamera. Beraber izleyelim. Ne diyorsunuz gençler? Artık inkar etmeyeceksiniz herhalde değil mi? Evet, bu durumda hakkınızda evrakta sahtecilikten, devlete ait resmi belgeyi özel menfaatleriniz amacıyla kullanmaktan, devlet mülküne izinsiz ve zor kullanarak girmekten ayrı ayrı dava açılacak. Nasıl yani ya? Kaç yıl yatacağız ki şimdi biz? Cezanız mahkeme süreci tamamlandıktan sonra netleşecek. Mahkeme mi? Bizlik bir şey yok değil mi? Hem ben daha 17 yaşındayım. Bana bir şey olmaz değil mi? Artık ona hakim karar verecek. Baba. Sayın savcım, tutuklu mu yargılanacaklar? Hayır, şimdilik tutuksuz yargılanacaklar ama şehir dışına çıkmaları yasak. Siz merak etmeyin, artık evden bile dışarı çıkmaları yasak. Doktor bey, bilginiz olsun. Sizin de soruşturmanız tamamlanana kadar şehir dışına çıkmanız yasak. Merak etmeyin sayın savcım, hiçbir yere gitmem. Bu ikisi gereken cezayı alsın diye sonuna kadar şahitlik ederim. Yanlış anladınız. Suça konu olan kaşe sizin sorumluluğunuzda olduğu için hakkınızda soruşturma açılacak. İyi ama benim bir suçum yok ki. Vallahi bizim de bir suçumuz yok baba. Evet, vallahi biz hiçbir şey bilmiyorduk. Kızım, bu noktadan sonra kararı mahkeme verir. Babanız haklı. Şu evrakları imzalayın, ondan sonra gidersiniz. Asıp havardalık yapıyorsunuz. Sonra da mahkemelere düşüyorsunuz. Ben şimdi soracağım size. Babaanneciğim, ne olur bak çok pişmanız. Yalvarırım, bitsin artık bu eziyet ya. Pembe! Mezro! Ay! Aa, boğacaklar galiba bizi. Bunu 3 santime düşmüş. Bunda durum daha vahim. Bununki 2,5 santim. İşiniz gücünüz hile hurda. Bir de cezadan kaçmaya çalışıyorsunuz. Sahtekarlar sizi. Kaldırın ayağınızı. Ya babaanne, daha ne kadar kaldıralım ya? Kızım, bunun dünya standardı 33... 35. 35. Kural böyle. Ya babacığım, biraz abartmıyor musun? Mine'nin boyu zaten o kadar. Gökçe. Siz de boyunuzdan büyük işlere karışmasaydınız. Okulu kırmasaydınız, evrakta sahtecilik yapmasaydınız. Biz yapmadık. Kaldır ayağını. Babacığım, istersen şöyle yapalım ha? Bizim ayağımızın altına sen paslı çivi ser, her ayağımızı indirdiğimizde bassın, sonra da ölelim. Evet, biz de kurtulalım, siz de kurtulun. Çok iyi fikir be. Be. Anacığım, senin o paslı çivilerin nerede? Bahçede toprağın altına gömdüm. Emme çıkarabilirim. Ne? Dedeciğim, Begdat. Kurbanın olan bari sen yardım et bize ne olur. Hey! Bu dediğimi, niye dediğimi ben de bilmeyeyim ama bu bağınız bu konuda haklı. Yani öyle bir şımardınız ki tepemize çıktınız artık. O yüzden bundan böyle bu bahaneniz ne derse o. Kaldır ayağını. Kaldır. He. Dede sen de mi ya? Ne demek benden mi? Kız, benim bütün hayallerimi mahvettiniz be. He? Mahvettiniz.
O oğlanları taşlı sopalarda gittiniz, dövdünüz. Affettik. He? Sonra gittiniz okullara gitmeyiverdiniz. Yine hadi affettik. Ya evrakta sahtecilik nedir ya? Yani benim torunlarıma yakışıyor mu bu? Bak dedeciğim, ya biz daha kaç kere anlatacağız? Vallahi billahi bizim hiçbir suçumuz yok. Hepsi Osmanlı Emin'in halt yemesi ya. Hadi. Boşa nefesinizi tüketmeyin. Bundan böyle bu bahaneniz ne derse bu evde o olacak. Kaldır. Dede. Dedeciğim. Dedem. Helva versek olmaz mı? Ha, helva. Öyle. Yemezler. Evet be. Yer mi ordu çocuğu be? Yahu bunlar koskocaman çete kurmuşlar. Ben bile korktum açıkçası. Korkma ablacığım. Bu çete, bu şebeke çökertilmiş bulunuyor. Ordu halkı artık rahat bir nefes alabilecek. Özellikle de ben. Kaldır. Ay babacığım ne abartma istersen. Ne şebekesi ne çetesi. Ya biz nereden bilelim Osmanlı'ya sahte rapor hazırladıklarını? Biz de kadar kurbanlıyız. Öyle mi canım? Hı. Anacığım. Bundan sonra mahkeme gününe kadar bunlar... Anne dinliyor musun beni ya? Dinliyor mu? Bundan sonra mahkeme gününe kadar bunların gardiyanı sensin. Evden dışarı adımlarını bile attırmayacaksın. Legolas'la ve Frodo'yla görüştürmeyeceksin. Tamam. Ben onları adam etmesini bilirim. Kaldır. Kapı çalayım. O ayaklar havada kalacak. Kaldır. Havada. Havada şu an. Şule. Sen ne işin var burada? Çekilir misin bu halde? Giremez. Çekilir misin valide? Nereye girin? Ay. Şule sen hayırdır ya? Bu evlere cart diye dalma işinin suyunu çıkardın. Hayırdır ne istiyorsun? Seni yetiştirdiğin organize suçlar şebekesinden dolayı tebrik etmeye geldim. He sağ ol. Pırlanta gibi kızlarımı ele avuca sığmaz serseri çocuklara çevirdin. Bravo. Sen de utanmadan benim babalığımı sorgulamaya geldin öyle mi? Bir kere benim babamın hiçbir suçu yok. O her zaman ve her dakika bizimle çok ilgilendi. Evet tüm suç bizim. Biz dinlemedik babamı. Siz dinlemeyeceksiniz zaten. O dinletecek sözünü. Eğer doğru düzgün bir babaysa sözünü dinletecek. Şule, hayırdır ya. Sen annelikte tutunamadın. Baba olmaya mı karar verdin? Zaten senin bu sözde babalığın yüzünden kızların belki de hayatları boyunca sicillerine işlenecek bir suçla yaşamak zorundalar. Hepsi senin suçun. Dedi kızlarını bırakıp giden anne. Doğru düzgün konuş benimle. Ben giderken kızlarımı babalarına emanet edip gittim. Peki sen ne yaptın benim yokluğumda? Aklın neredeydi? Ha dur ben senin yerine söyleyeyim onu. Yıldız'daydı tabii ki. Sırf sen gönlünü eğlendireceksin diye saçma sapan bir kadının peşinden gittin. Olan benim kızlarım oldu. Öncelikle onlar benim kızlarım. Ayrıca beni kendinle karıştırma. Burada gönül eğlendirmeyi en iyi sen bilirsin Buzlu Badem. Dedi aşkının peşinde koşarken kızlarını arkasında bırakan adam. Ayrıca bak hiç de değmedi yaptıklarına. Yıldız'ına da kavuşamadın gördün mü? Çizmeyi aşma Şule. Ya ne oldu ben çok merak ediyorum. Hala sana naz mı yapıyor kınalı yapıncağın? Yok yok. Kesin sen içindeki öküze hakim olamadın. Sen o kafanı yorma böyle şeylere. Ben yıktığım gibi yapmasını da bilirim. Aslan babam be! Cıvıma! Herkes eninde sonunda neyin ne olduğunu anlayacak. Yahu biri şu kadını sustursun. Susmayacağım. Yaptığım hataları bile telafi etmeme izin vermedin. Hayır madem doğru düzgün bu çocuklara babalık edemeyeceksin... ...bari o zaman izin verseydin ben analık yapsaydın çocuklarıma. Ben bir Allah iyiliği vermesin kız. Abla ne yaptı sen? Ya sabaha kadar ben bu karıyı mı dinleyeceğim? Vır 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 kafam şişti ya. Ev, ev değil tımarhane zaten. Kaldırın şunu kaldırın. Şimdi başımızı belaya sokacağım. Baba sen nereye gidiyorsun? Uğraşamayacağım sizinle. Bismillah.
Ya. Ne bakıyorsunuz? El atsanız ananıza. Hala? Annemi nereye götürüyorsun? Ya korkma, kötü bir şey etmeyeceğim. Ayılana kadar kendi evimde misafir edeceğim. Kamer, Kamer tut kız. Hala sen şuradan küçük tut. Küçük gibi küçük. Tamam, tamam, tamam. Şuraya. Hadi kaldır, kaldır. Aa, tamam. Yalnız bayağı güzel kadınmış ya. Neresi güzel bunun be? Ya Nahide, bunun seni dövdüğüne emin misin sen? Çünkü bayağı cılız bir şey ya bu. Ayfer'i kaç kere söyleyeceğim? Gari teknik dövüşüyor diyorum. Teknik dövüşmese ben ona haddimi bildirmesini çok iyi bilirim. Şşt, ayılıyor galiba. Ne yapıyorsunuz siz? Deli misiniz? Çure bana. Yazı, kafa mı atacaktın kız? Beni derhal bırakın. Yoksa başınız büyük belaya girer. Çok korktum bir baba. Asıl sen benim kardeşimi boşayıp buralardan gitmezsen başına çok büyük bela alırsın cici kız. Gideceğim zaten. Gideceğim ama Kuzey ve kızları alıp öyle gideceğim. Isırtan, biz sana boşanacaksın diyorsan boşanacı. Boşanmayacağım. Boşanacı. Boşanmayacağım. Madem. Şırtanların şahı laftan anlamıyor. O zaman mecburen icraata geçecek. Ne yapacaksınız bana ya? Ne yapabilirsiniz? Öldürecek misiniz? İşkence mi edeceksiniz? Ne yaparsınız ya? Kız biliyor. 5 puan. İşkence edecek. Sakın. Sakın sizi sürüm sürüm süründürürüm. Hapishanelerde sürürsünüz. Ay bak bir titreme geldi bana korkudan. Nasıl titriyorum. Pembe abla bak nasıl titriyorum korkudan. Bak bak nasıl titriyorum. O bizim sorunumuz. O bizim sorunumuz. Senin sorunun... Aha bu. O ne? Bu şimdi nasıl anlatayım güzel ablacığıma? Öldürürken güldüren, güldürürken öldüren bir gaz. Yani? Öldüren kahkaha. Seni altına işetene kadar güldürücü. Siz kafayı yemişsiniz, delirmişsiniz siz. Hepiniz tımarhaneliksiniz. Kız, çok konuşma. Seni gazlayacak. Evet hemşire. Aa, ya güle güle boşanacaksın kardeşimden fena ama güle güle. Hazır mıyız? Hazırız. Pembe abla, ver coşkuyu, ver coşkuyu. Elbette. Ya ne kadar tutabileceğin nefesini ya. Sal kendini. Çek içine. Çek çek. Vallahi şeker gibi oldu. Evet Şuleciğim. Şimdi söyle bakalım. Kardeşimi boşayacaksın mı? Boşamayacağım. Öyle diyorsun. Biraz daha istiyor herhalde. Bana gelin. Oh yarasın kardeşime. Evet. Yarasın. Evet biraz daha düşündün galiba. Kardeşimi boşayacaksın mı? Boşamayacağım. Öyle bir şey
Vallahi mı kız? Bir bakayım. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Çıldırdınız mı? Ne yapacağım ben? Ya ne yapıyorsunuz? Saçmalamayın. Allah! Yine. Yarenciğim. Bacım kusura bakma. Allah daha iyiydi. Hadi ben kaçırayım. Ben işe duvar. Havama gidin. Naide, çırtan yatıyı galiba. Kaçamazsın. Kaç. Kaçma. Kaçtık. Kaçtık. Salaklar. Ay, ay kaçtı kız. Ay sırtım ağrıdı. Kız kaç. Ben sadece sevmeyi biliydim Kuzey. Sevilmeyi bilemedim. Aa, yıllarca konuştuğum fotoğraf benimle konuşmaya başlayınca ne yapacağımı bilemedim. Sonra ne ölüme, ne dirime. Her şey bitti. Haydi. Kim ağlasın yerime. Bir daha görünür mü? Gözlerim, gözlerime. Gözlerim, gözlerime. Bir daha görünür mü? Gözlerim. Gözlerim, gözlerim. Karşıda kayalıklar, yanına liman olmaz. Sarılma rüzgarına, denizde iman olmaz. Denizde iman olmaz. Yaş ve yaş benim, keder benim. Kim ağlasın yerime? Yaş benim, keder benim.
Yıldız abla neyin var? Hiçbir şey yemedin. Bir şeyim yok. İştahım yok birazı. Babamı merak ediyorsun değil mi? Dedem de kalmış. Konuştuk sabah. Orada mı kalmış? Anam, anam, anam. Yıldız, kafam yok. Ay çok fena kafam çatlıyor. Ne oldu yenge? Kafam. Nahide abla iyi misin? Ne oldu? Feride, fındığım sen misin? Gözüm netlemiyor da. Ay dün gece kahkahayı fazla kaçırmışım da. Kafam çok ağrıyor. Siz beni boş verin de babandan haber var mı? Ne yapıyor? Ses var mı Kuzey'de? Dün gece gelmedi. Yani kızlarla uğraşıyor. Geçen okuldan kaçmışlar, başları beladaymış. Öyle. Anaları şırtanlık peşinde, babaları ölümcül bir aşkın pençesinde. Niye etsin zavallılar? Yazık. Yenge. Niye? Anam. O ne kız? Yıldız, tamir olmuş ya bu. Sen mi diktin? Yok, dün Kuzey getirdi. Bak sen, öküz möküz emme görüyor musun? Sağı yamamış, elleriyle dikmiş. Kürek elleriyle ya adam döver ya da odun kırar yenge. Pembeye diktirmiştir. Ne günde dikecek? Ay Yıldız, sağda yaranılmıyor yani. Ne güzel işte, hatasını anlamış. Bir şekilde getirmiş işte. Ben onun bağa inanmasını, güvenmesini istiyorum yenge. Ne ettiysem kinimden değil, aşkımdan yaptığımı bilmesini istiyorum. Ben dün öyle çıkışınca gelip seninle konuşmadı mı? Konuştuk. Ama bir işe yaradığını sanmıyorum. Yaramıştır, yaramıştır. O dün gece, bütün gece kendiyle cebelleşmiştir. Vallahi bak cebelleşmediyse Naide diyelim ben Naide. Hiç sanmıyorum vallahi yenge. Sabaha kadar horul horul uyumuştur. Sakın aboncuğum, sakın. Bu omuzları yere düşürmek yok. Aşk savaşının birinci kuralı. Dik durmak ve de umudunu yitirmemektir. Yenge, ben artık Kuzey'le savaşmak istemiyorum. Barışmak istiyorum. Gülüm, o ne diyorsa inadın da ne diyor? Yoksa o da seninle savaşmak değil. Sevgili olmak istiyor. Evet Yıldız abla. Başa dönme yine. Bak babam seni sevmese gidip Aykut Hoca'nın ağzını yüzünü kırmazdı. Unutma, babam seni kıskandığı sürece hala bir umut var. Ben ne ettiysem gurur diye ettim. Ama Kuzey'in gururunu yok saydım. Şimdi gerekirse kendi gururumu ayaklar altına alacağım. O ne demek kız? Kuzey'den istediğim şeyi kendim yapacağım yenge. Boşanmaları için gerekli olan belgeleri gidip ben alacağım. O adama mı gidecek? Ya sen tanımıyorsun, etmiyorsun, el adamı nereden bulacaksın Yıldız? Gerekirse bulurum ama şimdilik Çetin'e gitmem yeterli. Kendi kulaklarımla duydum. Gerekli olan belgelerin hepsi Çetin'de var. Yıldız, boncuğum, o adam Kuzey'in düşmanı. Sana niye versin belgeleri? Nahide abla haklı. Çetin o belgeleri sana vermez. Ama ben istersen verir. Hayır Feride. Sen bu işe karışmayacaksın. Bu benim meselem. Ama Yıldız abla. Ölürüm de senin o adama minnet etmene izin vermem Feride. Ben kendi işimi kendim halledeceğim. Babam çok... Baba. Baba lütfen dur baba. Dad. Daddy, father, baba dur. Ne var ne? Baba lütfen gel şuraya oturalım. Son kez sakin sakin konuşalım. Ben akşam konuşacağımı konuştum, söyleyeceğimi söyledim. Ama okulumuzu değiştireceğini söylemedin. Ay resmen son dakika gol attın bize. Kızım, bunu söyleseydim vızır 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 beni uyutmayacaktınız. Ama ben ne yaptım? Üstün öngörülerimle bunu size söylemedim. Mışıl mışıl uyuduk. Ya babacığım bak, ben böyle bir karar aldım kız çelerim diye insan bir sorar. Siz de istiyor musunuz okulunuzu değiştirmek der. Haklısın.
Siz de istiyor musunuz okulunuzu değiştirmek kızçelerim? Hayır. Hah, işte bundan sormuyorum çünkü hep yanlış cevaplar veriyorsunuz. Ama babacığım biz okulumuzu çok seviyoruz. Siz okulunuzu değil, içindekileri seviyorsunuz. Tamam, tamam babacığım. Vallahi bak bundan sonra ne Osman'la ne de Emin'le görüşmeyeceğiz. Yeter ki ne olur okulumuzu değiştirme. Sınıfımızı değiştir, de okul değiştirmek ne demek? Tebdili mekanda ferahlık vardır demek. Ama babacığım biz okulumuza en derin aşkı duygularımızla bağlıyız. De gitme. İster ağlayın, ister sızlayın, isterseniz yerlerde sürünün. Bu karar artık verildi. Bu okuldaki serüveniniz artık bitti. Ya baba, baba ne olur baba. Müdürün odası ne katta? Hangi katta? Üçüncü. Ulan siz daha müdürünüzün odasını bilmiyorsunuz. Aşkı duygularla seviyorlarmış. Hayret bir şey ya. Girin. Buyurun, hoş geldiniz. Bakıyorum kaçaklar da gelmiş. Geçin oturun. Günaydın hocam. Hi teacher. Ben de sizi arayacaktım zaten. Geldiğiniz iyi oldu. Geçin, siz de oturun. Hocam, lafı fazla uzatmayacağım. Kızlarımın yaptığı çok büyük bir hata. Ben onlar adına özür dilerim. Değil mi kızlar? Siz de hocanızdan özür dilemek istemez misiniz? Özür dileriz hocam. So sorry hocam. Vallahi pişmanız, çok pişmanız. Ne olur affedin. Son pişmanlık fayda etmiyor ne yazık ki. Hocam aslında benim kızlarım çok çalışkanlardır. Yani ilkokulda yıldızlı pekiyi alamadıklarında böyle yemeden içmeden kesilirlerdi. Bebeklerini falan parçalarlardı. O kadar hırslıdırlar yani. Baba o ablam olmasın? Kim? Gökçe mi? Ha. Yok, benimle hiçbir alakası yok. Feride ablam, o yazık pek hırslıdır da. Kızlar. Hocam yani İstanbul'daki okullarında da çok başarılıydılar. Ama şimdi birden Ordu'ya gelince burası değişik, havası değişik, suyu değişik. Bocaladılar tabii yani. Bakın, ben öğretmen anne babanın çocuğuydum. Ben de hayatım boyunca il il gezdim. Ama ne okuldan kaçtım, ne devamsızlık yaptım, ne de sahte doktor raporu hazırladım. Hocam. Kaç kere söyleyeceğiz? O sahte raporları biz hazırlamadık. Bizim hiçbir ilgimiz yok. Hocam bundan ne anlar sahte rapordan? Şunların tipine bir bakın Allah aşkına yani. Evet hocam ya. Biz ancak hangi markanın sahte olup olmadığını bir bakışta anlayabiliyoruz. Yani doktor raporu bizi açıyor. Evet hocam. Benim kızlarım arkadaş kurbanı olmuş. Her şey o Legolas'ta Frodo'nun başının altından çıkmış. Kızlarımı olumsuz etkilemişler. Biz dördünü de uyardık. Ayırmaya çalıştık ama söz dinlemediler. Ben onları sonsuza dek ayıracağım zaten. Kızlarımın kaydını bu okuldan aldırıp başka bir okula nakil işlemine başlamak istiyorum. İşlemler çoktan yapıldı bile. Buyurun. Ne bunlar? İlki kızlarınızın devamsızlıktan sınıfta kaldığına dair belge. Ne? Kaldık mı? Ama benim bir gün daha devamsızlık hakkım vardı. Sahte raporu kabul edemeyiz Mine. Devamsızlık hakkınız dün itibariyle bitti. Hocam, hocam ne olur bu belgelerde sahte deyin. Size ders vermek için şaka yaptık deyin ne olur. Üzgünüm ama gerçek. Bu ikincisi ne? Kuzey Bey, maalesef kızlarınız okuldan atıldı. Ne? Öyle ölmem hocam, füze at. İşledikleri büyük bir suç. Ne olursa olsun sahte evrakla geldiler. Okulumuzun disiplin kurulu tasdikname verilmesine karar verdi. Kızım, ben bu kapıdan sizi diplomayla çıkacaksınız zannettim. Siz neyle çıktınız? Tasdiknameyle çıkıyorsunuz. Aferin. Ya bitti mi gerçekten? İnanamıyorum ya. Okuldan kaçan yerlerim ağrısaydı da kaçmasaydım. Ne yaptım ben? Kendinizle gurur duyun ama. Bir yılınızı kaybettiniz. Yaşıtlarınız üniversitede, üniversite hayatlarında böyle çıktısı çıktısı eller havaya yapacak ama siz lise sıralarında çürüyeceksiniz. Baba, babam yalvarırım ne olursun. Bak bir daha konuş müdürle lütfen. Çok özür dileriz. Hatta bütün hocalarla konuşalım.
Delik Artıkçı'yla konuşalım. Temizlik görevlileriyle konuşalım. Güvenlik şabiyle konuşalım. Baba okula geri alınmamızın bir yolu olmalı gerçekten ya. İmza kampanyası başlatalım. Ah, imza kampanyasının kralı burada. Hem de bu tasdiknamenin üzerindeki imzanın geri dönüşü yok. Halk dilindeki anlamında söyleyeyim mi? Yallahname mi? Evet, ama biraz daha terbiyesizi kızım. Size diyorlar ki bu okuldaki işiniz bitti. Yani diyor ki yallah diyor. Ya bakma baba ya. İlla ki gidecek başka bir okul buluruz. Buldum ben size kızım. Araştırdım ben, buldum size. Ay gerçekten mi ya? Ay biliyordum be, aslan babam benim ya. Bak sen bizi özel okula verdin değil mi? Evet kızım, özel okul. Hem de öyle özel bir okul ki diğer öğrencilerin arasında güneş gibi parlayacaksınız. Ya hangi lise peki? Ordu Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü kızım. Torna ve Tesviye Bölümü mü? Hı hı. Saçmalama baba ya. Hayatta olmaz. Ben ölsem de okumam o bölümü. Tamam. Motor bölümüne ne dersin Gökçeciğim? Hayır baba. Meslek liseleri de ölüyordu sizi almak için çünkü. Bu disiplin suçu sicilinize altın harflerle yazıldı. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Hadi yürüyün. Baba nereye? Nereye olduğunu gidince görürsün kızım. Hayır, hayır. Nereye gideceğimizi söylemezsen şuradan şuraya adımımı da atmam. Tamam, adam gibi okumuyorsunuz. O zaman adam gibi çalışacaksınız. Eliniz ekmek tutacak. Baba, sen bizi evleri temizliğe mi vereceksin? Fırına vereceğim. Fırına. Fırına mı? Fırına. Fırına vereceğim. Fırına. Hoş geldin. Otursana. Ne içersin? Ben buraya çay kahve içmeye gelmedim. Peki. Bu tarihi buluşmayı neye borçluyuz? Benimki de soru mu? İkimizin de eskiye dayanan tek bir ortak noktası var, öyle değil mi? Kuzey. Benim eski dostum, seninse eski nişan. Peki Şule? Şule'nin dostu musun? Şule? Yok. Şule'yle bugüne kadar iş dışında herhangi bir ilişkim olmadı. Peki şimdi niye onun tarafındasın? Sanırım bir yanlış anlaşılma var. Ben Şule ve Çetin ilişkisinde bir taraf değilim. Şule benim müvekkilim. Boşanma davası da onun avukatlığını yapacağım. Kuzey'e karşı Şule'yi savunacaksın öyle mi? Hem de Şule'nin yaptıklarını bile bile. Benim mesleğim ahlak bekçiliği değil Yıldız. Ben sana Yıldız diyebilirim değil mi? Ben profesyonelim. Senin profesyonellik dediğin şey yanlışı savunmak mı? Gözünün içine baka baka yalan söylemek mi? Şule Kuzey'i aldattı. Abını kızları bile bileyim. Sen onların gözünün içine baka baka yalan mı söyleyeceksin? Bu mu senin ahlakın? İşime duygularımı karıştırmıyorum maalesef. O yüzden mi Kuzey'in başına mafyaları sardın? Feride seni istemedi, Kuzey izin vermedi diye etmediğini bırakmadın. Buraya aşk hayatımı konuşmaya geldiysek içecek bir şeyler söyleyebilirsin. Zira Feride'ye olan duygularımı özetleyerek anlatmam pek mümkün değil. Ama yok. Kuzey ve Yıldız aşkı için buradaysan ona pek vaktim olmayabilir. O yüzden sadede gelsen iyi olur. Niye buradasın Yıldız? Şule ile Kuzey'in boşanması için gerekli belgeleri istiyorum sandım. Ah, çok isterdim. Ama o belgeleri kimseyle paylaşamam. Şule ile ufak minik bir anlaşma yaptık. Ben de 500 binlik ücretini peşin olarak aldım. Ne? Avukatlık ücreti. Yoksa başka bir şey değil.
Bak aklıma ne geldi. Anlaşmaları bozmayı pek sevmem ama... Ama senin için bir istisna yapabilirim. Tabii belli bir ücret karşılığı. Tamam. Ne kadar istiyorsun? Dur bir düşüneyim. Çektiğim aşk acısı, yediğim kafalar, hastane ücretleri... ve bunların hepsini toplarsak 1 milyon yeterli olur. 1 milyon mu? Senin aşkın da yıllandıkça değerlendi, gördün mü bak. Tamam. Sen gerekli belgeleri hazırla, benden de haber bekle. Hay hay. Rüstem abi. Oo, Kuzey. Hoş geldin oğlum. Nasılsın abicim? Babadan fırıncıyım elhamdülillah. Her zamanki gibi diyorsun yani. Kızım ne bakıyorsunuz, tanışsanız da Rüstem abinizle. Merhaba, ben Gökçe. Ben de Mine. Memnun oldum kızlar. Sen kızların değil mi bunlar? Benim kızlarım. Aynı zamanda senin yeni elemanların. Baba ne yapıyorsun? İyiyim. Göz göre göre bizi pide gibi fırına veriyor. Yok kızım, fırına vermiyorum. Sizi en iyi okula veriyorum. Hayat okuluna hoş geldiniz. Nasıl yani? Bağa götüreceğin elemanlar senin kızların mıydı? Evet abi. Baba dediler bizim okumakla hiç işimiz olmaz dediler. Biz iş yapmak istiyoruz. Bizi güzel güzel bir yere işe ver dediler. Ben de aldım sana getirdim abi. Öfşe demedik yalan. Emme bilemedim ki. Nasıl oluyor? Bak, bak işte Rüstem emmi de anladı bizden fırıncı olmayacağını baba. Yok kızım, bundan değil. Bu fırının sahibi Şeref Efendi benim patronum oluyor. Ben patronumun torunlarına nasıl patronluk edeyim? Bak Rüstem emmi şu an aşırı haklısın. Hem sen niye bize para veriyorsun ki? Biz sana para verelim. Değil mi? Rüstem emmi bana 3 tane simit. Rüstem Bey amcacığım bana da 5 tanecik ekmek akşam gelirken getirsin babacığım. Haydi eyvallah. Abicim sen bunları patronun torunuymuş gibi düşünme. Sen bunları yoğrulmamış bir hamur olarak düşün. Yoğurdur, bunların mayası sağlamdır. O zaman yarın gelip işe başlasınlar. Yarın olmaz. Yarın çok geç. Şimdi başlasınlar. Ne? Tamam. Anlaştık o zaman. Hayırlı olsun. Baba. Abicim hiç acıma bunlara. Eti senin, kemiği de senin. Et de benim, kemik de. Baba ne yapıyorsun ya? Baba yok. Patron var. Görüşürüz Rüstem abi. Babacığım. Baba. 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 Şey ya. İki medeni insan. Sare kızım buraya gel. Kimler? Buyurun babacığım. Gel kızım. Bak, yeni elemanlarla tanış. Kuzey'in kızları. Aa öyle mi? Hayırlı olsun. Adınızı çok duymuştum ama tanışmak bugüne kısmetmiş. Ben Sare Mollaoğlu. Mollaoğlu mu? Evet, biz akrabayız. Ben de burada babamın yanında part time çalışıyorum. Hem unlu mamuller yapıyorum hem de harçlığımı çıkarıyorum. Sareciğim. Ne kadar istiyorsan söyle, hesabına yatıralım. Yeter ki kurtar bizi buradan. Bak sen halden anlayan birine benziyorsun. Ne kadar istiyor? Kızlar gerçekten çok tatlı ve komiksiniz. Ama merak etmeyin, emin ellerdesiniz. Size bildiğim her şeyi öğreteceğim. Nasıl kovulabileceğimizi öğretecek misin? Hadi gelin, size çalışacağınız yeri göstereyim. Biz böyle zengin olduk. Al kız paranı. Kovun beni. Birinci ticinde. Korkma Erik gözlüm. Ben sırtımda az mı fındık kufesi taşıdım? Ay hiç onunla bu bir olur mu? Hadi bırak onu da gel çay içelim. Hem için ısınır. Ben sana baktığım her vakit zaten içim ısınıyor.
Ay ruhum benim. Selamun aleyküm. Yıldız, hoş geldin bacım. Hey, hoş gördük. Müsaade var mı? Olmaz olur mu? Gel, gel. Ne bakıyorsun Fadik? Ah, çay içmeye geldim. Aha da içtim. He, afiyet olsun. Oy. Yıldız, sıkıntın mı var? Sorma Ruhi. Aha bu dağlar taşlar üstüme geliyor. Allah Allah, kız çatlatmayın sana. Ne oldu, Kuzey bir şey mi etti yine sağa? Yok. Aa, öküzcüğümün bir şeyden haberi yok. Kabahati de yok. Olandan bir tanenin haberi de yok. Allah Allah, bilmece gibi konuşma be Yıldız. Doğru düzgün anlat şunu. Bak söyleyeceğim ama kimseye bir şey demeyeceksiniz ha. Özellikle de Kuzey'e hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Söz mü? He, söz. Yıldız, sanki beni tanımayın. Söz. Ben bugün ağa boyumdan çok büyük bir işe kalkıştım. Gidip Çetin'le görüştüm. Kuzey ile Şule'nin boşanması için gerekli belgeleri Çetin'den kendim istedim. Ne ettin, ne ettin? Dahası da var. Çetin belgeleri bana vermek için 1 milyon TL istedi benden. 1 milyon mu? Kabul etmedin değil mi Yıldız? Kız sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Nereden bulacaksın o kadar parayı? Babandan mı isteyeceksin? Yok. Aa, ne babamdan ne de abimden isteyemem. Kuzey'in özgür kalması için neyim var neyim yok satıp ortaya koyacağım. Başka çarem yok. 1 milyon büyük para Yıldız. Sende o kadar var mı ki? Bankada birikmiş bir 300 bin kadarım var nakit. Başka da param yok. Bir 500 bin de bende var. Çekeyim vereyim sana. Yok Ruhi, o hayatta olmaz. Niye olmayacakmış? Arkadaşın değil miyim ben senin? Dar gününde yardımcı olmayacaksam, yanında olmayacaksam yerin dibine batsın benim arkadaşlığım. Sağ olasın, ben 10 yıl çalışsam o borcu ödeyemem sana Ruhi. Benim yüzümden de kimsenin darda kalmasını istemeyeyim. Bir altınlarım vardı kenarda biriktirdiğim, onları bozdururum. Bir de arabayı satarım. Bir 500 bin kadar toplarım herhalde. Kız geri kalıyor 500 bin daha. Onu nereden bulacaksın? Mandırayı satacağım. Kız orası senin. Ekmek tekten belirdin herhalde. Ruhi. Mandırayı sen alsan ya benden. Saçmalama Yıldız. Hayatta almam. Ya ula borç vermeyi istiyorsun ya. Gül gibi mandıramı niye almayasın? Ya sen orayı o hale getirmek için yıllarını verdin. Her köşesinde senin alın terin var. Ben nasıl alayım orayı? Hem ben ne anlarım peynir yapmaktan, yayık yaymaktan? E başkası mı satın alsın Ruhi? Sen al. İşletmesini yine ben yaparım. Aha sonra toparlayınca, parayı biriktirince de senden geri satın alırım. Olmaz mı? İyi, tamam. Böyle olur. Ula baha bakın. Aha bundan kimsenin haberi olmayacak, tamam mı? Söz mü? Söz. Söz. İyi. O zaman haydi, hayırlı olsun Ruhi. Okulda yapalım. Ben kantinde elf gözlüğünde tost yemek istiyorum ya. Ben de şimdi şu saatlerde Osman'ımla aynı sırada ders dinliyordum. Dersi kaynatıyorduk demek istedin herhalde. Ne fark eder? Gökçe ya. Hı. Kabul ederim. Hepsi bizim suçumuz. Çok ağır.
yağmur yapmak fonksiyon çözmekten daha zor. Gülsün. Kız bunu boş yapmadan niye ikincisini aldın? Ama bu sefer halkın sağlığıyla oynamaktan. Yok bir şey. Dur 2 dakika. Bulacağım. Nasıl bulacağım? Bak, bunca hamurun içinde nasıl bulacağım? Sen. Dur bulacağım ben şimdi onu. Bulamayız. Ay. Arıyorum, arıyorum, arıyorum. Alta bak. Alta bakıyorum. Ay. Ay buldum. Kızlar. Her şey yolunda mı? Sence? Değil. Sanırım işler pek de yoluna gitmiyor ha? Sareciğim, burası çok sıcak. Ölüyorum anlasana! Bence biz öldük ve cehenneme gittik. Şimdi de günahlarımızın bedelini ödüyoruz. Kızlar sakin olun. Çok komiksiniz ya. Burası fırın, tabii ki sıcak olacak. Da siz ne günah işlediniz ki? Niye sizi okuldan alıp da fırına sürdü Kuzey abi? Bak Sareciğim, bizim bir tek günahımız var. O da aşık olmak. Eğer aşık olmak günah ise ben cehennemde yanmaya razıyım. Ama fırında değil. Nasıl yani? Şimdi şöyle ki Sareciğim, biz iki çocuğa çok aşık olduk. Ve bir gün dedik ki, maceralardan maceralara atılalım. Okuldan kaçtık. Sonra maceramızın sonu çok kötü bitti. Tüm hayatımız daha böyle ellerimizden sıvı sabun gibi aktı gitti. Hadi ya, çok üzüldüm. Biz daha çok üzüldük. Senin günahın ne? Sen niye bu kabir azabındasın? Benim hikayem sizinki kadar çok da böyle macera dolu değil. Üniversitede okuyorum. Harçlığımı çıkarmak için de burada babamın yanında çalışıyorum. Son. Ya, hangi bölüm okuyorsun peki? Bu arada çok sıkıcı bir hayatın varmış. Müzik bölümündeyim. Ay ne güzel ya, bir okulda okuyorsun. İleride profesör de olursun sen. Ama biz burada anca ekmek profesörü oluruz. Fırın küreği mesela. Mesela. Öyle demeyin kızlar. Bakın göreceksiniz. İleride çok seveceksiniz burayı. Biz zenginlikten geliyoruz. Saçmalama. Hiç sen niye böyle yapıyorsun bana? Biz birbirimize hep güvenmedik mi? Ama sen ne yaptın? Burada kaldın. Burada kaldın. Mal! Sen adam olsan yolda kalmazsın. Öyle yolda kalınır mı ya? Saçma sapan yolda kalıyorsun ya. Ne oldu? Arabayla konuşarak mı ikna ediyorsun? He. Yolda mı kaldın? Yok, piknik yapıyoruz arkadaşlarla. Alıştım ben yolda kalmaya. Bu sıralar güvendiklerim hep yarı yolda bırakıyordu. Sen önce şoförlüğünü sorgula da ondan sonra arabaya kabahat bul. Hayat dersin bittiyse gidebilirsin Demirbükey. İyi hadi gel. Gel de burada ısın biraz. Gel ula. Gel bak donacaksın ha. Aradım Sefer'i, tamirci getirecek. İyi tamam. Abim gelene kadar ısın en azından. Bak hava buz gibi gaz katı kesileceksin. Gel diyeyim. Geleyim mi? Gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Parfümünü mü değiştirdin sen? 20 yıldır kullandığım parfümü değiştirdim. Zaten naftalin kokuyordun, değişiklik olmuş. 20 yıldır olan bütün alışkanlıklarımı değiştirmeye karar verdim. Belli belli. Ne bulduysan sürmüş sürüştürmüşsün. Niye? Beğenmedin mi? Eskisi gibi kokmuyor mu? Sen nereye gidiyorsun böyle ya, şık şıkırdım. Sahne. Doğru. Bahane. Ben muhabbet olsun diye söyledim. Kıskandığından değil yani. Ne kıskanacağım seni be? Ayrıca bu karda kışta neyin hevesi bu? Takmışsın takıştırmışsın, nereye gidiyorsun sen? Söyleyeyim mi? Söyle. Yaklaş. Sahne.
Aklın sıra beni delirteceksin öyle mi? Kıskandığımdan delirdim demiyorsun da. Ya insan komşusunu neden kıskansın Yıldızcığım? O yüzden mi komşusunun gitar hocasını arabanın camına sıkıştırıp bir daha Yıldız'ı görmeyeceksin diye tehdit ediyorsun? Sana onu bu şey... Aykut Bey mi söyledi? Kimi söylediğini ne yapacaksın? Sen Aykut'u tehdit ettin mi etmedin mi? Onu de bana. Ne tehdidi be? Trafik tartışmasıydı o. Çok ortadan gidiyordu. Aykut Bey lütfen birazcık sağdan gider misiniz mümkünse dedim. Bu kuş uçmaz kervan geçmez yayla yollarında trafik yüzünden kavga ettin öyle mi? Bak bilmediğin bir şey var. Büyük şehirlerde araba trafiği varsa burada da küçük baş trafiği var. Hele böyle bir sürünün arasında kaldın mı geçmiş olsun. Bir saatin gitti bekleyeceksin onları. Ben koyunlarımı bekleyeyim davar Aykut'umu bekleyeyim. Trafik yüzünden Aykut'u dövüp bir daha yaylaya giremeyeceksin dedin yani öyle mi? Hayır efendim. Aykut Beyciğim araba kullanmayı tam olarak bilmiyorsanız yaylamıza bir daha gelmeyiniz lütfen dedim. Kuzey. Çocuk gibi bahaneler üretip duracağına kıskandım dede rahatla. Kıskanmadım ya. Kıskandın. Kıskanmadım. Kıskandın. Kıskanmadım. Kıskandın. Kıskanmadım be! Al araban da senin olsun. İyi. Yoldan çekilme büyükbaş trafiği yapma. Çekildim. İyi. Yandan gidiniz. Lastiğini patlatırım yürü git. Alo, neredesin oğlum sen? Acele et! Bu kadar. Ne yapıyor bu ya? Altın mı alıyor? Hayırdır Yıldız, düğünün mü var? Kafaya bak sen ya. Sadece parfümü değil, arabayı da değiştir ya. Yıldız, emanetim burada. Sağ ol Ruhi. Lafı bile olmaz. Görüşürüz Zahit.
Tamam mı? Tamam. Saymama gerek yok. Sana güveniyorum. Ama ne yalan söyleyeyim, bu kadar erken olacağını beklemezdim. İyi. Ben sözümü tuttum. Sıra sende. Kuzey'in mahkemede kullanacağı bütün belgeler bulunmuş. Nereden bileceğim bunun içinde olduğunu? Ya beni kandırıyorsan? Sen bilirsin. İnanıp inanmamak sana kalmış. Eğer inanmıyorsan paranı alabilirsin. Ama her şekilde de benim kaybedecek bir şeyim yok. Tamam. Ama bu belgeleri sen vereceksin Kuzey'e. Ne bu anlaşmadan ne de paradan. Kuzey'in hiçbir şeyden haberi olmayacak, anladın mı? Sen kendi rızanla veriyormuş gibi yapacaksın. Anladım ortak. Sen nasıl istersin? Bana bak. Bu belgeleri bugün Kuzey'e vereceksin. Yoksa seni ha bu orduya gömerim. Anladın mı? Anladım. Var burada. Kuzey, ben... Yıldız, senin burada bu adamla ne işin var?